Fasodi'nin sunduğu D&D kampanyanı Arkadaşlar Çorba'ya tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde partimiz ticaretlerin sonunda karşılaştıkları kendilerini birkaç bölümdür avlamaya çalışan ama çok feci bir şekilde başarısız olan Yerelf Ruvi'nden kurtulmayı başarmışlar. Hatta arkalarında bir depoyu alevler içine bırakıp onu kaçırmayı başarmışlardı. Onu kaçırdılar, peşinden gelen eşkıyaları izini kaybettirdiler. Onu Yerelf'i uyandırıp sorguya çektiler ve bu yeraltı dünyası suç örgütleri hakkında çok önemli detaylı bilgiler elde etmeyi başarmışlardı. Sonunda o dilenciden kağıdı çaldıkları konusunda son şahidin Ruvin olduğunu öğrendiler ve onu lahm suyunda kanalizasyonda boğarak öldürüp son ipucunu yok etmeye karar verdiler. Sonrasında ellerindeki harita yardımıyla hızlı bir şekilde o kanalizasyonlardan çıktılar ve kendilerini bulabildikleri en güvenli paralı asker hanına attılar ve yastığa kafayı gömdüler. Ertesi sabah morluklar içerisinde her yere ağrıyarak uyandıkları andan devam ediyoruz. Arkadaşlar merhaba sevgili partim. Ben birkaç gün dinlenme taraftarıyım. Kendimize gelelim. Yan odadan bir ses duyuyorum ama ne olduğunu anlamıyorum. Birisi kendi kendine konuşuyor. Toplantı yaptığımızı düşünüyordum şu an ama. Uyanak ya. Önce. Günah. Bonjour mes amis. Kalktıktan sonra önce bir aşağı inip tahminimce daha önceden kimsenin kalkmadığını umarak aşağı inip bir kahvaltı tabağı toplayacağım. Herkesin odasına götürmelik. Güzel başlayalım güne. Pek de huzurlu uyuyamadım. Kişi başına 3 gümüş şey yapıyor, tutuyor. Tamam. O gümüş değil, pardon, bakır. Bakır mı gümüş mü? Saniye bakmam lazım. Gümüş de en son. Yani galiba gümüştü. Okey. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 3. Bir saniye. Bir gold 8 gümüş. Bekle tam olarak fiyatını söyleyeyim size. 6 çarpı 3. Şöyle başına 8 gümüş şu anda sizin kaldığınız. Yemekler 3 gümüş kişi başına, toplamda yani 11 gümüş yapıyor kişi başına. 66 gümüş. Ahmet ödeyecekti onu. Evet. Yani bir altını ödeyecekti. Ekstradan. Onu ödüyor. Geri kalan 5 gümüş, 5 altın, 6 gümüş aranızda paylaştırın artık. Tamam. Herkes bir gümüş, bir altın düşecek yani size geri kalan. Düşelim onu. Aa, şey yapacaktık, onu yapmadık. Bir gümüş. Okay. Done. Neyse, ben kahvaltı olarak herkese götürüyorum. Videonun yayınlanmasını beklediğim için videodan alamamıştım. Şu Party Inventory'ye bulduğumuz sonrasında altın, adamların üzerinden bulduğumuz goldları dağıtacaktık. Ve eşyaları yazacaktık Party Inventory'ye. Onu yapmadık. Yaparız. Onun acısı yok. Bölüm çıkınca oradan bakarız. Ne kadar düzenliyiz. Yine geliyorum. Düşme. 700 küsür bir altın falan bir şey vardı. O, şu an ihtiyacımız yok. Böyle söyleyeyim onu size hemen. Söyle tamam. Lütfen. Şimdi notunu alalım. Ölü NPC'ler. 700 bir altın mı? 700. Ben oradan kendi payıma ekledim diye hatırlıyorum bu arada ama hemen 736, böyle. 736 altın. 18 gümüş, 41 bakır. 41.
Bakır. Orada daha şey var mıydı? Başka bulduğumuz şeyler? Ha, şey itemler vardı. Aseng'e verdiğimiz kılıç vardı, bıçak vardı. O kadar zaten. Evet. Daha da bir şey yok. Diğer her şeyi yaktık. Hani. Evet. Ha. O flintlock şeyleri de, tüfekleri de yaktığımız hatta. Ha. Kılıçlara ne oldu? Kılıçlar da mı yandı? Yani kılıçlar muhtemelen yanmadı. Ama ateş topunun içindeydi yani. Evet. Okay. Mundar yani. Şeydeydiler tahminimce. Hani görsek, değerli bulsak alırdık. Muhtemelen korun Koro bir akıllı diyor bunu. Muhtemelen o ateşin şeyle, ısısıyla erimiştir. Üzerlerindeki o yama yaptığımız Patch. Kurşun şeyler, yamalar eridi muhtemelen. Boşver. İyi, hırsızlara kaldı. İyi. Boşver. Çok Allah'tan güzel. Belanızı mı istiyorsunuz? Hem derdimizden kurtulduk, hem onun parasını aldık, hem üstüne fazlasını geri aldık. Aynen, 700 de üstüne aldık. Vah, bereket versin. 700'ü şimdi bölelim bu arada. 700'ü 2, 4, 5, 6'ya bölelim. 122 altın. Tamam, herkes eklesin, temizleyelim o şeyi. Küsuratı var. Ben eklemiştim onu zaten. 6 kere 6, 36. 3,5 gold'da küsuratı var. Sonrasında 122'nin üzerine. 3,5'umu alırım. Al 3,5'u senin olsun. 3,5 altın niye bölüyorsun, örmeye çalışıyorsunuz ki? Bakır, gümüş olarak bölüyorsunuz ya. Yok, bölmüyoruz işte. Direkt ben onu aldım. Gönlü bol maceracılarız biz. Götümüz rahat yüzü gördüğü için artık hani böyle şeyleri umursamıyoruz yani. O yüzden peki. Sorun evet. Değil yani. Ben hapiste yatmayayım da 3,5 oldu vereyim arkadaşım. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, nakrine geldiyse yemeğim, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Böleceğim tekrar. Bunu herkese ekleyelim. Ahmet'e de ekleyin. Burada olmayan bir tek Asengi var. O eklememiş miydi daha önceden? Ben eklemedim. Eklemedi galiba. Asengi de yoktu zaten. Önceki seçim de yoktu zaten. Doğru. Eklemeye yok. Bunu ben ekleyeyim. Ne? Kaça gördünüz? 122. Altın. 122 altın. Gümüş ve copper bu şeyde, parti inventörde kalsın bence. Ben onu da ekledim. Tamam, o zaman daha fazla eklemen gerekiyor. Daha önceden alıp orada duran bir çok şey kapı, yok. Çok kapı, çok bronz var hani. Ya da boş ver, bunları şey yapmayalım. Evet, tamam. Bunları siliyorum. Nakrine teşekkür ettikten sonra buyurmaz mısın deyip odayı gösteriyorum. Konuşalım diyorum. Burada yapmayalım ya, gel aşağıda. Herkesi aşağı çağıralım, aşağıda yiyelim. Niye şey yiyoruz, odamızı o da yiyoruz. Olur, o da olur. Deyip ben diğer kapıları da çalıyorum aynı şekilde. Geliyor merkez aşağı. Herkesi çağırıyorum aşağıya. Abi ben böyle ilkinde kapıya çok tepki vermiyorum, tamam mı? Yani vurduğunuzda belli bir süre sonra geliyorum. Yani sizden bir iki dakika sonra iniyorum aşağı. Üstümde yeni kıyafetler var böyle. Oo. Tabii. Böyle biraz böyle çiksine. Aynen. Yalnız böyle bir şey söyleyeceğim. Sen biz o arayı vakti oynadık değil mi? Hayır canım, gecenin değil. Aynen. O arayı senle konuştuğumuz arayı oynamadık mı? Oynamadık. Oynamamışız. Niye abi? Boşuna sabah, mı konuşuyorsun? Sabahın köründe nasıl şey yapacaksın? Ama ona göre DM hazırlanacak hani o. Aynen. O ama çok oydu hani. Peki, out of game niye konuştuk o zaman? Tamam abi. Tamam, ben hazırlanıyorum. Ben yantım açtım. Ona göre hazırlık. Videonun bu kısmını silersin, rezil olmayalım. Abi dur, tamam, çaktırma şimdi. Ne demek sen bizim yapacağımız her şeyi düşünüp ona göre hazırlanamıyorsun? Abi sildik burayı sanırım videonun. Sildik. Beyaz olarak geliyor burayı. Abi ben geleceğe gidip geri gelmişim, tamam mı? Kıyafetimi almışım ya. Bana bu büyüyü anam öğretmiş. Transit'te böyle transit'te şey yaparken, long rest atarken böyle geleceği falan görüp de gelmiş böyle. Bir dakika, ne oluyor ya? Kral seyahatte. Gidip aa şöyle. Kendi üstünde öyle görüyor ama üstünde paçavra var aslında hala. Aa ben Seawise yazmışım. Daha güzelini söyleyeyim. Bak Seawise değil, Seawise. Seawise. Abi tamam, ben de iniyorum aşağı yani, ne yapayım? Herkes kendine toplandığımızı varsayıyorum. Herkes parayı bölüştürüyoruz. Diyorum ki kişi başı bu kadar düşüyor toplam altından. Herkes kendine
eklemeyi unutmasın diyorum. Etienne bağla da düşmesin yeğenim diyerek alıyorum. Arkadaşlar diyor, değerli arkadaşlarım, benim birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Hem şu kadının kitabından bulduğum büyüleri de kitabıma işlerim o zaman da. Hem de hani vücudum yorgun, zihnim yorgun. Biraz birkaç gün mola vermek istiyorum diye. Sizleriniz nelerdir? Birkaç olabilir. Biraz uzun olabilir diye ben elimi gösteriyorum. Şey, nasıl bir durumda kıl şeyi, seviyesi? Kıllar yanmadı mı? Önceki gece şey yapmıştı, yanmıştı ama tekrar göstermeye başlamış başlarına. O kadar hızlı. Ben şunu hatırlamak istiyorum. Büyücü bu dönüşüm hakkında ne söylemişti? Dolunay. Bir sonraki dolunay. Zamanımız ne kadar vardı yani? Yaklaşık iki haftanız falan var şu anda. Daha bir şey var, bir şey var. Bir şey var. Ertele sonra ooo diye çekiyormuş. Ya gecenin bir yarısı. Hoş geldin yani, ejder kuşkuşusu. Şu büyüleri kopyalamak için zaten kafadan bir güne ihtiyacım var. Bir gün, bir ya da iki günde oturup adam akıllı dinlensek işte iki ya da üç gün yeterli benim için. Artıyorsun, biraz artıyor böyle her söylediğinde, ona dikkat etmek lazım. Böyle yaptım zaten. İlk defa böyle yaptım. İki gün yeterli olur bence. Yani mesela şöyle yapabiliriz. Hepsini de geçirmeyi ver de mesela riske girmeyelim. Hepsini zaten bir günde geçirebiliyorum. Bir gün ne o, kafa izni mi? Oğlum bir gün zaten hepimizin dinlendiğini varsayıyorum. O günde geçirebiliyorum. Hepsi. Odada oturup. Ya geçirirken de dinleyelim. 4 saat yani, 8 saat değil. Aynen. 2 güne ne dersiniz? Olur. Yeterli gibi ya. Hem dinleniriz hem biraz etrafta takılırız. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Benim de birkaç işim var zaten. Yetiyeni burada bırakıp tekrar inelim aşağı. Çok güzelleşelim. Ya ben abi alışveriş yapmak istiyorum ya. Ben artık götümden başımdan altın taşıyor. Biraz bunu harcamak istiyorum. Korvo bana 9 altın verir misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Bak harcadın. Korvo bana da 9 altın verir misin? Hayır. Çünkü sen yürürken altın sesi geliyor senin sesinden. Ya şanlı şanlı. Canım ya, o kadar değil. Ne var yani, 8 torba altınım varsa. 8 torba mı? Diyorum ben böyle şaşırmış bir şekilde. İşte lan benim var, o zaman yanınızda böyle yırtık yırtık bir fareye dönüşüyorum, bir boka dönüşüyorum, kuşa dönüşüyorum. Ama şimdi bir şey alsanıza. Tamam işte fareye dönüştüm. Millet şimdi şöyle düşün, mesela sen çok güzel kıyafetler giydim diyelim, fareye dönüşsen olur mu hiç? Bok olur. Olmaz. Ya hayır, ben soyunurum o sıra. Burada şey, Wild Shape'de kıyafetlerin de fareye dönüşüyor. Aynen, yani aynen. Şey olmuyorsun kıyafetlerin. Şu an mizah yapıyorum ya böyle hani. T'yi alıyorum. Söylüyorum. Yani. Akılda soru kalmasın. Teşekkür ederim DM adam. DM adam bugün bana oynuyor beyler. Bak bunu al aşağı edelim. Evet. İlk payını aldın. Rotilyon. Evet, senin paran var mı? Harcı. Var biliyorum. Biliyorum. Biraz var. Biraz mı? Biraz var. Çok yok ya. Yani Grimalda'nın yanında. Onun yanında hepimiz fakir. Grimalda'nın çok altını var çünkü gideri yok Grimalda'nın. Çünkü masum kanıyla karnını doyurup gariban mızrağıyla savaş ekipmanlarını tamamlıyor. Topluyor, bir şeye ihtiyacı kalmıyor. Yani o şeyi bulmuş böyle kendi kendine. Kendisi bir adeta bir güneş paneli. Anladın mı? Kendini besliyor. Devir tasarruf devri, ne yapacaksın? Türkiye'den böyle başlamayın ya. Diyorum ki arkadaşlar üzerinizde çok fazla altın taşımak iyi değildir. Mesela benim öyle ben her yerimde taşıyorum ben. Çok fazla altınım olsa da ben daha belli yerlere gizleyerek bunu şey yapıyorum. Bu arada ben bir şey yapmak istiyorum. Bir mektup yollamak istiyorum. Okuma yazman var mı? Okuma yazman var ya. Var mı? Yoksa ben yazarım senin yerine. Var mı? Var. Var, niye olmasın? Okuma yazman var da var. Çok iyi yazamıyorsun. Tamam. Ben yazıyorum senin yerine. Sorun yok. Okuyacak kişinin de çok iyi okuması yok. O yüzden sorun canım oğlum, ben özlemek sen. Ben uzaktan... Ben gelmek haftaya. Uzaktan akrabam olan ama arkadaşım olan birine bir mektup yazmak istiyorum. Mektubun içeriğini kimseye göstermiyorum.
Tek başıma yazıyorum. Bunu... Mektubun içeriğine bakmak isterim. Şöyle yapalım. Ben mektubu geliyorum. Diyorum ki ben bir ufak mektup yazacağım diyorum. Bir 10 dakikalık falan uzun bir mektup olmayacak bu. Bazı şeyler olacak. Bunları sana oyun dışı söyleyebilirim. Şu anda vakit harcamaya gerek yok. Yazıp daha sonra mektubu nereye gönderebiliyorum? Bu yaşadığımız dönemde bu mektup işlemleri nasıl oluyor? PTT kuruldu mu? öyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Ya posta servisi var. Yani ama bu nasıl söyleyeyim sana? Süresine ve şeyine göre, uzaklığına göre para ödüyorsun yani. Sorun değil. Muhtemelen memleketimde olur. Memleketimde olduğunu varsa. Ya onu konuşuruz. Çünkü bazı ayrıntılar var. O yüzden tamam sorun değil. Ücretini de ona göre ne gerekiyorsa veriyorum. Bunun maksimumu ne kadar oluyor peki aşağı yukarı? Benim bilgim yok. Mesela çok uzak bir yere. Keşfedilmiş dünyanın bir ucundan öteki ucuna gönderildiği takdirde bu ne kadar oluyor? Süre bir önemli değil. Mesela yani maksimumunu öğrenmek istiyorum. Süre önemli değilse. Yani mesela sadece böyle bir zarfsa. Yani. Sadece bir zarf. Paket değil yani. Bir keşfedilmiş dünyanın bir ucundan bir ucu kaç mil ona mı bakalım? burada evet. Harita açıyorsunuz. İlk defa harita açıyorum ben. Şeydeyim ben. Şey, serçe parmağım Türkiye'ye geliyor, yurt içi kargo ama. Orada takılır. Hakikaten ha. İyi koru, bu haritayı almak iyi oldu bu ara. Ben hiç işimize yaramaz öylesine almıştım ama işimize yarayacak. Şu an bulunduğumuz Aseng var mapte. Ne yapıyor bilmiyorum ama. o bizi temsil ediyor. Sizi temsil ediyor aynen. Şimdi diyeyim ki. Bu yerden memleketime mesela. Yok hani. Şöyle evet. Bakıyorum mesela 4000 mil. 1000 mil başına hani böyle dümdüz çizgi çeksem böyle 1000 mil başına. Kaç olsun 20 altın diyeyim mesela. Şey, hani, mil yavaş yavaş gitse. Yani. Şey değil çünkü hani. Acelesi şuradan, yoksa o kadar değil. Şuraya oluyor. Hocam telgraf teknolojimiz yok mu ya? Ciddi sordum bu arada, şaka yapmıyorum. Öyle mi? Çit çit falan. Yok galiba. İcat edilebilir ama. In our lifetime. Maybe. Şeye bakalım. Ayrıca. Korvanın istediği yere mi? Korvanın istediği yere bakalım aynen. Korvan nereli bu arada? Almanya'dan mı geliyor? Korva cevap verebilirsin. Hatırlamıyorum. Eksik intelligence. Bilmem. Ben bir Hill Dwarf'um. Dur bakayım. Evet. Ben bu soruyu cevaplamaktan korktuğum için sen, denize doğdum. Milbadirlisin sen. Korva nereden geliyor? Annemden. Nereden olacak geri zekalı? Aklı ne? Milbadir şurası oluyor. Şöyle. Ha iyi lan. Evinden o kadar uzak değiliz. Yani. 2 gold falan. 15. Şöyle 25. Etti 40. Şöyle 55. 95 ediyor. Ondan sonra buradan sonrası biraz engebeli. Çadırlarla devam ediyorlar. İşte Migdaroma gidecek ilk önce. Peki bu güvenliği konusunda mesela bu tarz şeylerin güvenliği konusunda ne biliyorum? Hani mesela mektubu attım ben, benim yazdığım mektubum okunur mu? Veya içinde bir eşya gönderdiğim takdirde bunun çalınması gibi bir durum var mı? Şöyle bu şeyler mektuplar. Güvenli bir şeyde böyle metal şeyle bir kasalı böyle bir şeyde at arabasında gidiyor. Şeyden, yağmurdan, kardan, rüzgardan, her türlü şeyden koruyacak şekilde. Çünkü mektup yani. İyi. Sonuçta kağıt. Yeah. Başında bir şey oluyor. Bir guardlar, gardiyanlar vesaire oluyor. Onu şeyden düşmanlara karşı ne bileyim yaratıklara karşı koruyabilecek. Yani ne bileyim böyle ejderha kapıp falan götürmezse genellikle varıyor. Genellikle. Hani. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Mal e-mail atsana. Bu geçtiğimiz önümüzdeki iki günde yapacağım bazı şeylere göre değişiyor. Yapacağım şeylere eklemem var.
O yüzden bu mektubumu gönderiyorum olarak şey yapıyorum. Ederi yanlış anlamadıysam 80 gold gibi bir şey oluyor değil mi? Yok. Kaç mildi? 1000 mil başına 20 gold dedin az önce. Tekrar tamam. Ölçeyim. Şöyle alpleri geçiyorlar. Şurası mı? Yok, bir sonraki. Sola doğru, aynen orası. Ama dindik değil yani. Ha, burada da dağ var. Şu altından geçseler, şöyle ha. Gitseler, şöyle. Ha. Aynen öyle. 200 mil falan. 200 mil diyelim. 4 gold yapıyor. 4 gold. 4 gold yapıyor aynen. İyi. 5 gold veriyorum, kıyak gitsin falan. Güzel. Bunu tamam. Verdim farz edeceğim bugün içerisinde. Tamam. Ben dışarı çıkıp şey yapacağım. Ritüelimi kestemeye başlayacağım 10 dakika boyunca. Ne ritüeli? Şu. Artık elin ardın aramıza katılma zamanı geldi arkadaşlar. Aranızda zaten ahırda. Ahırda mı elin ardı hala? Evet, bütün atlarınız var sizin. We have horses, doğru. Biz onları satmadık. Evet. Sadece seninkini sattık. O da geri alma gibi. Benimkini sattık işte, onu yeniden spawnlamam lazım. O Leo bendeydi. Yok, siz sonra spawnladınız onu geri. Evet. Ha, geri spawnladık mı? Ha, iyi o zaman. Evet. Tamam. Elinar da hala bizimle. Güzel. Bizim atımız varsa biz niye amele gibi yürüyerek geziyoruz? Mal mıyız biz? Kanalizasyona falan giriyoruz ya. Yok hani. Ben çok kısa bir shopping şeyim olacak. Hı. Bu kadın büyülü kağıdın tanesini 50 gold'a satıyordu ya. Evet. Çok kısa bir persuasion check atayım. Kaça satacak? Sonra direkt şey yap. Tamam, bir persuasion check at o zaman. Kaçtan veriyormuş? İksir de satılıyor değil mi? Ben yardım kaçtan etmek istiyorum ona. Kaç tane şey yapıyordun? Büyü 7 tane alacağım. 7 tane. 7 tane. Ben 50 altın. Ben de pot alacağım. O yüzden pot ben de orada pazarlığın içindeyim. Ya şöyle tamam. Diyeyim, session dışı ben 350 altın düştüm envanterimden. Ona göre ekleyeceğim şimdi. Eğer 350 altından 15 14 persuasion'a 7 olmaz. 20 altın düşer. Tamam. Tamam. Deal. We have a deal. Sen bu kadar ne yapıyorsun? Ne alıyorsun? Pot almak istiyorum. Pot. Kaç tane? Hangisinde? Greater 100 gold muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? 4x4 müydü o? Evet. Bende 3 tane greater var. Bunlar bana yeter. 3 yok, 2 olması lazım. Birini bana satmıştın. Ben al. Bakacak mısın? Al içeri, kurcala. Masa oyunu. Ben de bir pot alamazdım da. Ben de onu düşünüyorum. Senin potların duruyor Grimal'da. Ben işte bir tane gözüküyordu. Ben iki aldım diye hatırlıyorum ama iki mi? Yok, iki aldın sen. Aldım değil mi? Tamam, o zaman evet. Almayacağım. Şöyle. Normal şeyler, healing potionlar 50 yani şey olanlar. 2 de 4 artı 2 olanlar 50. O yetmiyor. Greater healing. 4D 4 artı 4 olanlar greater. Onlar 200 altın falan. 200 altın. Yo, bir saniye. Yüzlük bir şey vardı ya. O kadar paraysa ben sana 100'e satmamışımdır. Sen bana indirim payını çıkartıp sattım ve ben 100'e aldım. 70'e almıştık, 100'e sattım. Demek ki normal healing sattım ben sana. Hayır. Greater satmadım. Değildi. Yanlış hatırlıyor ama ihtimali var mı Yahya? Var. Bir saniye. Tamam. Şu anlık acili yok. Bunu halledebiliriz. Daha sonrasında. Ya burada ticareti yapmış olarak sayalım. Ben şuraya bir tane persuasion check atayım indirim için. Yapılıyorsa yapılır. Onun üzerinden konuşuruz. Attınız zaten. Hani ha, tamam. Şeyde. Tamam. Okey. Yani onu ikinize de sayacağım. Tamam. O şekilde. Bir tane alacağım. Bir tanesi için yapacağım. Tamam. Ona bakarız o zaman sonra. Tamam. Bunun dışında ben nereye uğramak istiyorum?
Ben bir araya gireyim mi sen düşünürken? Gir. Böyle geldiğin zaman şey diyor Esta. Nerede öyle bakalım. Esta'yı gösterelim size. Esta'yı hiç görmedik galiba. Esta la vista. Bu espriden sonra her şeyi %100 fahiş fiyatlayayım. Esta şey soruyor. Yanınızdaki Dragonborn nerede diye soruyor. Dinleniyor şu an. Anda. Siktim öldü. Peki. Okey. Ne oldu ki? Nereye geçmek istiyorsun? Ne oldu ki diye mi soruyorsun? Neden soruyorsun diyorum. Bilmem. Öldü zannettim. Neden kendisi ya? O kadar kolay ölmez. Iyi. Nakrim dayanıklıdır. Kendisi öyle gayet mi? İyi. Aynen. Ne oluyor ya? Ben ne? Şey, eteğine tecrüben var galiba diyor. Evet, tecrübem var. Çok tecrübelerim var. Bizzat epilasyon yaptım kendisine. Neden ve nasıl diye sormayın. Bak. Peki. Ben bu muhabbeti anlayabilmek için intelligence check mi atmam lazım? Yok. Neyse. Ne yapmak istersiniz başka? Ben bir daha şeye gitmek istiyorum ya. Ben de çünkü şu dakika şurada bir tane shield vardı. Evet. Ben şeye gitmek istiyorum. Kuvul'a gitmek istiyorum tekrar. Kuvul dışında bir tane burada şey var mı? Etrafta gezerken gördüğümüz kadarıyla. Başka bir weapon smith'i var mı? Var ya, silah. Zaten Kuvul weapon smith değil zaten. Kuvul armor pardon, smith. Pardon, armor smith'ti. Bizim gittiğimizin dışında başka bir weapon smith var mı? Yani vardır yani... illaki. Gördük mü bunu? Gördüysek ben oraya gitmek istiyorum. O şey değil yani, hayvan gibi herifin olduğu yeri değil, başka bir gitmek istiyorsun. Ya ben şey, yani farklı bir ürün var mı diye atıp, ya bakacağım açıkçası, ne almak istediğimi bilmiyorum, özel istediğim bir şey yok ama ne alabilirim diye farklı ürün görmek şeyiyle gidiyorum şu an. Agam market. Olay şey, alışverişten sonra Etienne direkt kana geçip büyülerini yazmaya başlıyor. Ben yokum yalnız. Bir investigation check atsan Koro. Bana, benimle beraber gelmek isteyen var mı? Ben. Benim ayrı işim var. Tamam. Ben gelirim, boşum. Tamam. Rotilion'un işi yoksa benimle gelmesini sen rica ediyorum. Sen buluyorsun bir tane daha şey ama hani... yani oldukça sıradan şeyde, o meydanda gördüklerinden daha basit. Anlatabiliyor muyum? Tamam, yine de bir şeye girip bir basit, bir çok hızlı bir muhabbet çevirmek istiyorum. Tamam. S.A.S. elinde ne var? Artık pazarlığa böyle bir session'ın gitmediği, çok gitmemesi çok içimi rahatlatıyor gerçekten. Direkt konsantrasyon düştü mü o kadar, bu kadar. Tamam, al. Tamam, hadi gidelim, hadi. Bye. Onun güzelliği de var da. Hatta şöyle sorayım. Daha da basitleştirmek için. Elinde basic, gördüğümüz basic weapon'lar var ya, normal weapon listesi başta. Onun dışında unique ne var elinde, onu merak ediyorum. Bunun elinde böyle bir şey yok. Unique herhangi bir şey yok. Gerek yok ya, adam dümdüz demirci abi. Yani... Köşe bakkalı gibi. Yani aynen şey, yani bu mahallenin demircisi şey değil yani, o kadar böyle detaylı bir şey yok yani. Niye? Yeah. Tamam. Tamam. Buldum en azından. Okey. Tamam, geri çıkıyorum o zaman. Böyle bir bakındım, geri çıkıyorum o zaman. Bir bakıyorum. Tamam. Çıkmadı. Geri dönüp o gittiğimiz, ilk gittiğimiz daha merkezi olan, daha çeşit olan yere gidiyorum. O şeyin olduğu yer. Hayvan gibi herifin olduğu yere. Evet. Tamam. Tekrar buluyorsun orayı. Bu gittiğin yer biraz daha şehrin güney tarafındaydı. O meydana geçtikten sonraydı. Geri dönüyorsun. O meydana geri geliyorsun. Şu eleman karşılıyor seni. Maşallah. Biz bunu gördük ki daha önce. Siz bunu gördünüz. Ben size tarif ettim de pek iyi anlatamadım. Evet, ben de. Evet. Yani... Ben şu an görünce daha çok etkilendim. Böyle 2,5 metre boyunda falan böyle tepenizde duruyor. İnsan mıyız? Yani bu dev mi acaba falan diyorsun böyle. Bu ne lan diyorsun böyle.
Ben buna dönüşebiliyor muyum? Gördüm ya. Hayvan gibi deyince hani. Yani neden olmasın? Elinde neler unik vardı? Ne görüyordum? Neler var diye soruyorum. Şey var. Bir tane unik en son getirdi var. Vicious Battle Axe diye bir şey gösteriyor sana böyle. Şeyleri tırtıklı böyle baltanın ağzı böyle biraz. İyice şey yapılmış, törpülenmiş falan böyle. Hani şey yaptığı zaman, girdiği zaman kendisini oraya soktuğun zaman paramparça edecek şey. Çıkarttığı zaman paramparça edecek bir şey. Tamam. Meta olarak... Meta olarak crit attığı zaman şey yapıyor. 3D8 veya 3D10 atıyor. Tekeli veya çifteli. Ekstradan. Crit vursan adam ölüyor hani. Crit vursan ekstra 2D daha vuruyor. Tamam. Ücreti ne kadar bunun? Ücretine bakıyorum izniye. Bu artı 1 falan mı yoksa direkt yani düz mü? Artı 1 değil. Vicious. Sadece Vicious abi. Kanka buz bulalım. Buna artı basarım ben Anvil'de. Var mı Knight Online oyuncusu burada? Var abi var. Yakaladın abi. Şey, Grimaldo'nun sahip açık Maradona'nın arkasında koşarız böyle. Bu arada Grimaldo'ya dönüyorum. İhtiyacın olan bir şey var mı? Yaşamak için bir neden. İhtiyacım. Sivil öldürmemek için bir neden. Bu gösterdiği sana 4500 altın. Tamamdır, teşekkür ederim diyorum. Ne yapayım diyorum. Bu arada Nakrin ne diyeceğim? Senin işin burada bittiyse eğer. Bitti olarak var. Geri mi dönüyorsun ana? Ya başka bir şey yok galiba elinde. Yani ben artı bir artı iki bir şeye bakıyorum ama herhalde bir 700 golda sadece bu artı bir artı iki itemlerin başını alabiliyorum. O şey artı 2 dediğin şey senin 3000'den başlıyor. Artı 1 dediğin itemler 500'den başlıyor. Tamam. Tamam. Geri dönüyorum. Hana geri dönüyorum. Geri dönerken de kuvulu uğrayıp... Yukarı geri dönmeden önce bulunduğumuz yerde böyle bir festival ya da pazar yeri var mı? En son kuruluyor. Pazar yeri var. Festival kuruluyordu sabahleyin. Evet. Sen geçersem özellikle dikkatli için bakıyorsun, görüyorsun bunu Grimaldo'da. Şeyler gardiyanlar şeyler bekçiler falan indirtiyor şeyleri kutlama şeylerini falan. Aynen ama o tabelaları banner süslemelerini falan hani bannerları falan indirtiyorlar. That's sad. Şey yaparken okuyorsun geçerken bana perception at. Hiçbir şey görmüyorsun. Bayraktan gidiyor. Yani yazıları okuyamıyorsun geçerken. Dikkat etmek istiyorsan şey yapacağım. Yakında getirteceğim seni. Yo yani böyle şey farklı bir yere gidip böyle bir yiyecek bir şeyler alalım diye dedim. Ya oyalanma maksatlı çünkü içim yok ya benim. Korvo'yu da götürecektim yanımda. Sen Korvo kuvula mı uğrayacaktın? Evet, onun öncesinde şunu yapacağım ben. Bir tavsiye aldım. Daha öncesinde bir tavsiye almıştım, o aklıma geliyor. Büyü dükkanına gidip büyücüye bir sorum var. Onu direkt sorayım mı? Sor bana. Ya bir item soracağım. Cloak of Protection diye bir item elinde var mı? Zaten geçtiğimiz zamanlarda ben böyle bir panço gibi, bir cloak gibi bir şey arıyordum. Elinde Cloak of Protection var mı? Elinde Cloak of Protection yok diyor sana ama şey yapabilirim, getirtebilirim diyor. Ne kadar sürer? En az bir hafta. Ücretini gelince mi vereceğim? Çünkü belki ayrılabilirim buradan. Ücretini yarısını şimdi, yarısını sonra da verebilirsin. Ne kadar ücreti? 900 altın. Kaç? 900 altın. Ya
çok para anneciğim. Var sanıyoruz ama yokmuş aslında. Aslında yokmuş. Aslında iki anlama geliyor bu biz. Ne? Duyulmuyor. Pazarlık yap. Pazarlık yap. Yapacağım da. Ne kadar. Pazarlık için başka bir ses geldi. Allah'ım. Sana 2 bin. Güzel kadın. Abi ne bu kızı? Ben ona 500 gold veririm diyor böyle. 500 gold daha veririm. Yok. Zaten uzaktan geliyor. Viyana'dan geliyor. O yüzden. Kusura bakma. Korvunun, Allah. Korvunun RP'sini ben ele alıyorum. 900 mü? Ya ben 2000 vereceğim. Sıkıntı yok. Eksi 2 puf. Görüşürüz. Bay bay. Beceremiyoruz. Agam bana güzel indirdi. Kuvula uğrayıp selam verip böyle sohbet edip Han'a dönmek istiyorum. Tamam, selam veriyorsun. O da sana selam veriyor. Tekrar seni Han'a götürüyoruz. Nakrin en son bana gel benle dedi. Boşsan gidiyorum onunla ben. Biz nereye gidiyoruz Nakrin? Aşağıda benim yapmaya çalıştığım büyüler birazcık tekledi de onların nedenini aramaya gideceğiz. Bir de seni öne alsam sorun olur mu? Arkama elf almakta birazcık paranoyam da. Niye? Anlatırım yolda. Çıkarken şey yapıyorsunuz. Nakrin sen bunu fark ediyorsun. Bence şey yapıyor. Bir tane şeyi kağıdı tak 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 orada bir tane panoya yaşatıyor, çiviliyor. Güzel. Dikkatimi çekiyor, bakıyorum. Rotilyon'u da omzuna dokunuyorum, bir şey yapıyorum, kafamla gösteriyorum. Ne görüyoruz? Yeni task. Yok abi, you are wanted hani tekrardan. Hayır. Yine aranıyorsam ona kadar. Sikerim artık ya, hayır. Ya da şey yazıyor hani. The bitch with the fireball spell is wanted. İrenci Jack, bak seni yakalamışlar. Göremiyorum. Yüklenmedim ben. Zaten o dili bilmiyorsun Mahmut'un. Birkaç tane diğer handa görmediğin şey var. İlan var. Birincisi sana çok tanıdık geliyor. Aa fuck. Hani bir dakika lan diyorsun. Abi bir saniye, Emre düştü. Emre düştü. Bu heyecanlı anı Emre'siz yaşamak istemiyorum. Geldim, ayağım kaydı, bir geldim. Kamera aç. Neydi mi? Korva böyle bir anda bayıldı. Bir uyandı. Yaklaşıyorsun böyle, bir dakika lan diyorsun. Lan? Bu ne diyorsun? Başlık şu. Arın. Ne olur aranıyor olmasın. Şey de merhametsiz Uwe'nin İran şeyi. Ama hatırlıyorsun bu siz Quintelfat'teyken 5000'de bu. Şu ya. An dolarda hızlı yükseliyor pezevenk. Bana durgunluk dinlenmek yeter arkadaşlar. Adam olana çok bile. Yürüyün gidelim. Bu abi zor bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Merhametsiz Uwe daha Session 1'de 2'de partinin avlamak için çıktığı ama ya. Sonra yenip de ulan kötü birisi değilmiş diye affettiği karakter. Ama ama ancak ben devam edebilir miyim bunu anlatmaya? Tabii tabii. Şu var. Bu aslında ilanlar arasında Party Killer olan bir quest'ti. Ya. Merhametsiz Uwe başlangıç için 5000 gold veren bir quest. Hani şu an non-RP söylüyorum. 5000 veren bir quest. Biz hani bizim şu an kişi başı işte ortalama bir 500 gold'umuz falan var. Bunun böyle olduğu normal olarak düşünülmesin. Biz o zaman böyle bakır sayıyorduk. Yani hani yine para vermesek olur mu abi? Öftü. Biz ama yine de şey yaptık. Gidelim, neden gitmiyoruz ki? Karakterlerimizi mi seviyoruz sanki? Yeni karakter mi? Sanki karakterlerimiz ölüyor mu ki diye düşündük. Gittik bu göreve ve bir şekilde
başardık. Ancak aramızdan biri, parti üyelerimizden biri kendi bir fazladan bir densizlik yaptı. İki mi? İki kişi öldü. Partiden. Daha ya. Matthew de Jesus ölmüştü. Ve Adonis Aladdin ölmüştü. Ve Adonis öldü. Doğru. Doğru. Unlearn etmişim. Aa, bir dakika, ben yerini bilmiyordum. Hatırlamıyorum bu. Ben başından beri Paladin olduğunu hatırlamıyorum şeyde. Neyse, orospu çocuğu sürekli mantar atıp avrap alıyordu. Böyle 22 zarlarıyla falan vuramadığımızı hatırlıyorum ben. Veya vursak da hiçbir şey etki yaratmadığını hatırlıyorum. Biz bir şekilde bir level parti üyeleri olarak onu yendik. Sonra o bize bir hikaye anlattı. Yani anlattığı hikayede yalan söylemediğini düşündük attığımız zarlarla. Dedik ki neden, yani gerek yok, kardeşlik, barış falan yaptık. 10 bin olmuş. Saldık. Onun sonra yararını göremedik İbne'nin. Hadi ben oyun içi bilmiyorum bunu ama hani gidelim dövelim lan bunu. Sonra dedik ki biz, sonra düşündük parti arasında kendi aramızda istişare ettik ve dedik ki biz geri zekalı mıyız? Ya bunu biz şeyde de yapmıştık, RP'de de yapmıştık, RP dışı da yapmıştık bunun sohbetini. Biz gerizekalı mıyız, böyle bir adamı biz niye bırakıyoruz? Ancak biz yanından ayrılırken dost olarak ayrıldık onunla. Ya. Öyle bir avantajı var. Artık barıştık ve hani şey değil, savaştık, tamam öldürecektik neredeyse ama saldık ve şu şekilde yaptık. Dedi ki tamam, yani yapacak bir şey yok. Biz sana yardım edeceğiz. Hatta bir görevini ondan bir şekilde ona yardım edecek bir şey yaptık diye hatırlıyorum. Kız kardeşi ya. Flora mıydı? Yok. Sevdalısı Flora'ya bilezik göndermiştiniz. Evet. Onunla onlar açtık. Flora'nın kim olduğunu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Tamam. Bunu biz biliyoruz ama bunu Uwe bilmiyor. O yüzden ben ilk fırsatta Uwe'ye gidip dostça yaklaşıp gerek, çünkü avlamak için direkt tetikte olmasın diye. Hani merhaba, seni avlamaya geldik. Dostça yaklaşıp ondan sonra ilk bulduğumuz fırsatta ayağını kaydırmak istiyorum ben. Bakalım. Ben Nakrin olarak bunları bilmiyorum. Hani Rotilion da bilmiyor. Ben bakıyorum. Anlattım. Ya bunu sana da anlar. Ben bunu non-RP olarak anlattım ama RP'de de anlatmışım gibi düşünebilirsin bence. Çünkü bir daha anlatmamızın bir anlamı yok. RP. Evet. O zaman tekrardan Han'da buluşunca şey yaparız bunu. Öyle. Öğrendik sayarız. Okay. Aynen. Şu an bilmiyoruz. Rotilion'a bakıyorum. Hani. 10.006 iyi para. Aseng yanınızda değil mi ya? Aseng biliyor. Çok iyi para. Aseng hakikaten. Aseng kimseye gelmediyse Aseng bizim yanımızda. Aseng yanınızda. Bunları Aseng'e anlatmış olabilir. Okey. Aseng'den bunları duyuyoruz. Hatta Aseng rage atarak anlatmıştır. Eminim buna. Yani. İnanamıyorum ya. Nasıl bakıyoruz? Neyse. Kızıyorsa Aseng, ben şey diyeceğim. Öyle deme bak. Değeri artmış oğlum seninkinin. Değerlenmiş. Sonra güzel. Bir tane daha ilan var. Şöyle. Onda da Emin Arda bulursanız diyecek şimdi. Landsknecht şeyine, bir birliğine Schickas Rosen diye bir tane Landsknecht birliğine şey, alım ilanı. Landsknecht'leri siz daha önce görmüştünüz, biliyorsunuz nasıl tipler olduklarını. Böyle bayağı flamboyant giyinip de böyle hayvan gibi kılıçlar, tüfekler taşıyıp böyle herkesin ağzına sıçan tipler. Ordularda falan, orduların işe aldığı tipler ve bayağı da iyi maaşları. Herkes hani elini kılıç tutabilen, şey yapabilen, nişan alabilen herkes gidip şey yapmaya çalışıyor, katılmaya ama çalışıyor. Ama kimseyi aldılar, doğru. Yani standartları yüksek, öyle söyleyeyim. Öyle bir. Abi ben diyeceğim Nakrin'e. Nakrin. Hı. Biz sanki biraz iyiyiz bu işlerde. Bunların arasına girsek ya, iyi de para veriyorlar. Sonrası için belki daha farklı bir şeyler yaparız. Paranın ötesi, bu adamların adını kullanabilirsen istediğin yerde istediğin işi alırsın. Hele ki biraz daha bağımsız bir şekilde adınızı taşıyacağız diyebilirsek ve bize güvenirlerse kanun bile birazcık zor. Hani bizi içeri tıkar, öyle diyeyim sana. Diye düşünüyorum. Bence bizim tek ihtiyacımız olan şey bu, çünkü Grimal da çok tatlı bir insan fakat bazen kendini kontrol edemiyor. Onu sen benden daha iyi tanıyorsun. Evet. Ya ne alakası var? Kurtarabilir. Sardaksın. Meta yapmalar, sen orada yoksun. Yani o yüzden en azından Grimaldi için
Şansımızı deneyebiliriz. Ya partiden birisi bile kabul edilse adlarını kullanabiliriz hani. Aynen öyle ki Korvo çok iyi balta tutuyor. Büyücü de kabul ediyorlar mı bu arada? Asenge dönüyorum diyorum, sen iyi bıçak tutuyorsun. Sonra gökten gelen sesi bilmiyorum acı büyücü kabul ediyorlar mı diyorum. Onu sana sormuyorum. Etiyan sen bir sen bunu alıyorlar diye biliyorsun sen. Alıyorlar diye biliyorum. Sen bilirsin, sen bunu bilirsin. Ben keza hem kılıç var biraz. Biraz fare var. Ayı olsan yeter bence senden fazla bir şey. Çok fareler vardı yani, var ya. You got this. You got this. You're a wizard. You're a fireball throwing wizard. And you look great. Şey başka bir şey biliyor muyuz? Panoda. Onun o dışında çok ilgili bir şey var. Ben bu bir şey soracağım. Hacı bunları böyle asarken buraya tek bir tane mi asıyorlar, yoksa böyle hani birkaç tane asıyorlar ya yırtıp alabilesin diye. O tabii tabii. Böyle birkaç tane şey böyle kağıt böyle. Tamam onu abi. Koyuyor, ben onu çiviriyor, çekiyorsun, alabiliyorsun bir tane onu. Okey, ben tık tık aldım hepsinden. D&D notları ekliyorum ben. Okay. Arkadaşımız kurt adam oluyor arkadaşlar. Ona bakacağız, o öncelikli o. Şöyle bir tane daha var. Bayağı ılımlı, 20'li yaşlarında koyu renkli saçlı bir tane kadın görüyorsunuz böyle resmi. Isabel Ressel'de. Çok benziyor. Neye benziyor? Benziyor. Hani sanki andırıyor biraz. O kadar neye? Çürümüş olmasa belki benzeyebilir. Kime? Kayıp aranıyor ilanı var burada da. Kanalizasyondaki kız olabilir mi la bu? QSJ Mark 6'da. Bir saniye. En yakınına ben girdim. Üstünden loot falan aldım. Bir şey yapabilir miyim? History check falan. Oğlum sen görmüyor musun bunları? Sen yanımızda yoksun ki. Getirecek hocam. Getirecek. Ben bunu da yırttım aldım abi. Bunu da yırttım aldım. Aslında bir history check at sen de. Rotilyon. Ben atayım değil mi? Çünkü ben de buradayım ya. Hepimiz gördük. Siz hatırlısınız. Hepiniz gördünüz aynı. Tamam. Aseng. Aseng adına da atar mısın? 27 history check sana kadının bütün yüz hatlarını açıklıyor. Sen orada yoksun ki. Aga be. Ama bak, otlar gelince bakacağım zaten. Bunlar sizde tam çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Okay. Yeah. O yüzden. Ben 12 attım hocam. Bir benzerlik var mıdır? Sen aynen hani bakıyorsun böyle. Daha önceden de çürümüş hayvanlar, yırtıklar falan gördün. Hani çürüme şekli, patternlarını falan biraz daha tanıyorsun az buçuk. Olabilir aslında diyorsun. Hani böyle çürüp geçiyorum. Böyle. Üzerine bir tane broş var böyle resimde. O broş da sanki şeyde vardı, bu cesetin üzerinde vardı. Abi bu kadın kanalizasyondaki ceset. Daha sonra çürümeden alsak hala anlaşılabiliyorken. Ama şöyle bir şey var, 200 altın için bu riske değer mi? Oradan zaten kaçtık. Şöyle bir şey yapalım, bu insanlara bir iyilik yapalım bence. Hiç tekrar o kanalizasyona girmeyelim, oradan kaçtığımız belli olmasın. Bir iz bırakmayalım. Bu kişinin evi zaten yazıyor altta. Old Spoon'in. Oraya bence gizli bir kağıt bırakalım. Isabel Russell kanalizasyonda biz gördük. İsim falan bırakmayalım. Atalım gidelim. İyiliğimizi de yapalım. Ne dersin? Yak. Biz daha önce bir köye... Bununla konuşuyorum. Sonra anlatırım size de tepki verirsiniz. İyi fikir de... Ben paramı istiyorum, Rosilyan. Hani madem bir şey yapalım, parasını alalım. Lazım olsun. Şöyle yapalım. Bence bu işe biz hiç kalabalık girmeyelim. Gel senle ikimiz gidelim. Aseng ne var? Üçümüz gidelim. Aseng seni göremedim, kusura bakma diyorum, gülüyorum böyle. Sorun yok. Böyle gizliyim. Bence üçümüz gidelim. Sessiz ben daha çok şeylerim. Arkandayım, ondan görememişsindir. Şey bekliyorum. Gidelim güzel. Üçümüz sessizce halledelim. Ne dersiniz? Cesedi çıkarıp götürürüz. Nereye götürmemiz lazım ki? Yol üzerinde halledelim madem. Olsun şey de var. Daha önce gördüğünüz. Eski kaşık hanı. Aynen. Daha önce gördüğünüz şey de var. Şu Avusturya Bankası'nın ilanı. Vergi tutulmak için
kuvvetli, gümüş dilli, paralı askerler alınıyor. Detaylı Beg'in Yakomini Plats Meydanı'ndaki şubemize gelin diye şey yazmışlar. Bunların hepsini toplayalım. Aldım tekrar sandım. Rotilon bunu da aldı. Etiyen'e biniyoruz. Tamam. Etiyen'e mi? Etiyen'de demek istedim. Etiyen mi? Hepsi çok benziyor. Benim kendi atım var ya. Renkli olan bir wizard'ım. Lütfen bana bilmeyin arkadaşlar. İkimiz de bilmiyorum ama. Ben de yapıyorum ama. Bu arada benim atım var abi. İsmi Eowyn. Okay. Pardon, Leovin. Özür diliyorum. Ne ile? Leovin. Yine E ile başlamasın. Ondan oha, önce. Oha, oha! Makinenin sırtını alıp koşmaya başlıyorum. Ya! Atlarımızı biliyoruz. Diye ses çıkartıyorum at. Öncelikle... Rotilion, önceliğimiz şu. Hatta çıkmadan önce bir şey sorayım. Barmen'e sorayım. Buralarda biraz daha şamanizmle ilgilenen, dinlerle ilgilenen birileri var mıdır? Hani böyle şeylerdir, koca karı ilaçlarıdır tarzı yapan bir yer, birisi. Abi ben bir şey yapmak istiyorum. Bu büyüsünü, hani bunun üzerinde olan sıkıntıyı biliyorum ama hemen söyleyeceğim sana bir saniye. Bu adamın dönüşüyor olduğunun farkındayız ya. İki hafta kaldı. Ne istiyorsun? Ne öğrenmek istiyorsun? Söyleyeceğim. Abi bana doğada bunu durdurabilecek bir bitki türü falan biliyor muyum ben? Bir ne içiyorsun? Şey şey ne atıyorum? Ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Aba. Söyle. Aa. Anlat bana. Baştan anlat her şeyi. Dinliyorum. Ben... durdurabilecek değil ama şey yapacak. Erteleyecek belki. Bir bitki türü var. Wolfsbane. Adı. Tamam. Beni bayıltmıyor lan. Şeylerde, ormanlarda daha çok bataklık kıyılarında falan yetişiyor bu. Bunu aynen aktarıyorum ona, anlatıyorum. Abi Wolfsbane diye bir şey var. Bunu çok yavaş tutuyor, söyleyeyim. Eğer ki bu civarda hani bulamazsak böyle bir büyücü bir şey falan. Ormana gidelim, bundan bulalım. Sana onu güzelce de böyle ben ovalayayım böyle. İyi gelin. Simyaj falan varsa zaten onlar da vardır. Ben bir nature check atmak istiyorum. Ders burada değilim. Allah kahretsin şu muhabbete dahil olayım. Ya kaliteleri hep herkes dahil oluyor. Görüyor musun işte? Bu simyacılarda falan vardır herhalde. İksirlerde kullanıldığını duymuştum. Evet, kesinlikle. İksirlerde de kullanılır. Bu... Fakat benim bildiğim genelde simyacılar kendi iksirinde kullanacağı malzemeyi ham madde olarak vermezler. Ama iyi bir para teklif edilirse, yani money buys everything abi, her şeyi alabiliriz parayla. Doğru. Ama işte para konusunda da o biraz kadar. Daha dikkat etmeliyiz sanki. Dışarı çıkarsak gözümüzü açık. Yok. Ormana gidersek ben bunu sana elde edebilirim. Bu konuda çok merak etme. Tekrardan teşekkürler. Şimdi sen nakli tam olarak ne arıyordun, bana tekrar söyler misin? Koca karı ilacı yaparak şey yaptın, para kazandın falan düşündüğünüz birisi, şamanlıkla uğraşan birisi var mı? Burada bildiğiniz. Kime soracaksın? Hancı'ya sorduk bunu. Aynen öyle. Hancı'ya. Bakıyor sana şöyle bir. Senin boynundaki şey bakıyor, sembole bakıyor. Hı hı. Burada Hancı'yı da göstereyim size. Bakışlarından art niyet seziyor muyum? Evet, ben de ona bakacaktım. Bir insight check at. Ben de atıyorum abi. Ulan ben söyleyecektim. Nasıl bakalım? Insight burada. 9-10. 6 ile 9 attım arkadaşlar. Şaka gibi. Ben şöyle beyefendi. Agam. Aga duruyor. Ben piçler. Yok, bu aga iyi duruyor. Ben güvendim. Abi ben onu söyledim. Ben piçlerim. Ben piçler. Ben pifla. Pifla. Bakın ben sizin arkadaşınızım. Ben çok daha iyi şakalar yapıyorum. Bu size böyle şeylere gülmeme
şeyi katması lazım. Böyle şeyleri hani olmaması lazım. Anladın mı? Böyle şeyleri görüyorsanız haber verin. Ben artık kenara çekileyim, daha kötü şakalar yapayım. Ya da yapmayayım. Yapma. Seninkilerin yeri ayrı. Agam. Şimdi şöyle. Biri bakıyor senin şeye, amulete. Ondan sonra şöyle şey yapıyor. Burasını açıyor böyle. Orada bir tane dövme görüyorsun böyle. Şey sembolü. Güneş haçı var orada bir tane böyle. Sen tanışıksın bu şeyle, sembolle. Evet. Yuvarlak bir artı ve artıların o boşlukların ortasında birer tane nokta böyle. Bu Asatru'nun kullandığı bir sembol. My buddy! My boy! Biliyorum, biliyorum diyor. Sigmar Traub diye biri var. Bu Graz'ın birkaç kilometre dışında kuzey batıya doğru tepelerde bir köyde yaşıyor. Orada... Ben tam şey emin olmak için çıkartıyorum haritayı. Böyle bakıyorum hani, gösteriyorum burası mı gibisinden. Ya çıkartalım. Bakıyor böyle. Dur intelligence atacağım onun için. Yani tam haritadan göstermesi için şey yapıyor. Gösteriyor da o harita okey biliyor mu? Ha, evet evet. Ya. Aşağı yukarı orada diyor, bak gösteriyor böyle. İyi fikir. Ondan sonra bana selam söyleyin. Pekala ben. İsmin neydi? Daha tanışmadık. Ben bilmedim. Ben bilmedim. Pardon. Az önce çünkü bu hafta ben de yardımını istiyordum. Unutamadım. Ben vurdum. Piçler. Her 35 şakasında, evet, her bu tarz şakada bir sonraki boss'a artı bir HP ekleyeceğim. Gün geçmiyor ki arkadaşlarımın bir zararı başımızda başka bir bela açmasın. Gün geçmiyor ki başımız belaya girmesin. Okey değil mi? Böyle arkaya chart yapmış abi. Pedofili şakası artı 10 HP. Artı, evet, şakanın darklığına göre HP artıyor. İşte azınlık falan. Artı 10 HP. Evet. Alıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum ben. Çok memnun oldum. Rotilion bende. Memnun oldum. Nakrin. Teşekkürler. Kolay gelsin deyip dönüyoruz. Bak, bu önce bizimkilerin yanına gidelim mi, yoksa direkt buraya gidelim mi? Ki? Bilmiyorum, dönmemişler midir? Etiyen Han'a gidiyor şu an. Han'da da Etiyen şu, şu vakitlerde varır. Okey. Tam haritaya bakarken varıyor o zaman. Orva nerede? Korvo. Korvo çok şeyde alışverişte. Aynen. Siz iyi gelsiniz. Etienne gel, yolculuğa çıkıyoruz deyip ben haritayı şey bir masanın üzerine koyuyorum. O sırada bakıyorum bu diğer Rotilion, şu şeylere baksana, ilanlara baksana, yolumuzun üzerinde uğrayabileceğimiz bir yer var mı? Abi ben ilanları tek tek açıyorum böyle. Şimdi harita bilgime biraz güveniyorum, o yüzden ne atmam lazım hocam? Senin background noble'dan değil mi? Ben bakayım, intelligence atayım. Senin background neydi? Benimki mi? Sage, Noble. Hayır, yok, Rotelion'unki. Background'ım Folk Hero benim abi. Folk Hero, senin harita okuman bir... Biliyorum abi ben. Bir intelligence at. Wisdom ataydım, daha iyi olmaz mıydı? Gezgin, gezgin başka. Gezgin sorarak buluyor kanka. Bu bir kağıt. Bu güzel. Hayır hayır. Haritayı açıyoruz, ben şey yaparım. Kör oldum. Ağırlığa başladım. Evet, Tiyan okusun mu be? O da okuyamıyor ki aman akıyım. Gözde sinek girmiştir o sırada. Madem herkes bakıyor, ben de bakayım. Nice. Eksi birle. Ben eksi şimdi
attım kanka yani. Nakıncım, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bunları bana anlattığınızı varsayıyorum. Anlatıyor musun? Abi ben diyorum ki öncelikle şu banka şeyini koyuyorum. Abi benim en çok dikkatimi çeken Etiyen. Hani banka olayı güzel fakat. Şiksal Roşten falan. Hacı ben bunu okuyamam. Böyle Şiksal okuyamıyorum. Tamam. O işte gökten ses yardım ediyor ya. Diyorum ki bak bunlar bayağı güçlü bir ekip. Bunların her yerde bunlar bayağı Korvo'nun da dediği gibi testisli insanlar. Şimdi bu testisli insanlarla iş yapabiliriz. Niye biliyor musun? İşte, abi Grimaldo'ya da bunu söylerim. Grimaldo birazcık uçuk kaçık böyle. Başını belaya sokabilir. En azından Grimaldo'yu birimiz koruyabilir rahatlıkla. Kanunen. Ve bu bizim için çok önemli. Şimdi bak dediğin çok mantıklı. Ama bence bunları Nakrin'i iyileştirdikten sonra düşünmeliyiz. Şu an o görevimize odaklanmalıyız. Evet. Olayımız Nakrin'i götürmek. Ama bunun için hep beraber bir toplanalım derim. Veya biz ayrı birazdan yola çıkabiliriz. Nakrin sen seç. Eğer şey dersen ben gidip ormandan sana Wolfsbane. Zaten şehrin dışına çıkacağız. O yoldayken bulabiliriz Wolfsbane'i. Bu arada Rotilion'u hatırlatayım ben bunu. Senin şöyle planın da vardı. Sen terzde ilk kendine kıyafet diktirecektin. Abi ben o planı... Şehirden çıkmadığım için mi yoksa... Sonraya da erteleyebilirim. Yani hiç belli değil. Şu an ben... Önemli olan şu adamı bir... Kıldan, tüyden kurtaralım. Bir lazer epilasyona sokalım. Aynen öyle. Yol üzerinde terzi varsa şey yaparız, ölçülerini alır, sana kıyafet dikmeye başlarız. Korvo'yu beklemek ister misiniz yoksa direkt mi çıkacaksınız? Böyle sorayım. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bunun için 14 gün süremiz var Nakrin'i iyileştirmek için. Hı-hı. Ve eğer bu büyücünün verdiği görevi yeterince hızlı yaparsak bu Wolfsbane'e ihtiyacımız kalmayabilir. Ama... İşte büyücü bize dediğini vermez, şey yapamazsa o zaman bence aramaya çıkalım. Daha mantıklı. Şu an hani buna gerek yok ki zaten. Gidip örümcekleri halletsek büyücü zaten iyileştirecek Nakrin'i. Etiyen, gitme amacımız beni kurt adamlıktan kurtarmak değil. Benim yaptığım büyüler işe yaramıyor. Ha. Evet. Onu bir sorgulamamız lazım. Bir şeyleri yanlış yapıyorum ama neyi? Ben son olduğunda birkaç tane daha yaşlı biraz daha bilgin ne diyeyim bu din işini daha iyi bilen insanlar bana önderlik etmişti ama şu anda hiçbir etrafta değil. Etiye yani... şöyle bir hipotezi var. Emin değil tabii ki de ama çünkü işin erbabı değil ama şöyle bir fikri var. Bence diyor şu olabilir. Sen kutsal bir savaşçısın, sen bir paladinsin. Ve kutsal olmayan unholy bir varlığa dönüşüyorsun. Bunu ben de düşünüyorum ama... Bunun için bir wisdom atabilir miyim bu söylediği üzerine düşünüp? sen şey atabilirsin, religion atabilirsin. Sen... İkiniz de religion atın. Religion. Ben ne atabilirim hani? sen atma. Senin intelligence'ın 9. Religion nerede abi? Ben ilk defa atıyorum böyle bir şeyi. Religion R'ye gel. Aa, vay ulan. Ulan. Roti. Bir şey söyleyeceğim. O dönemin neydi o herifin ismi? Martin Celal Luther. Şengör'üyüm amına koyayım. Yani o kadar dinsin. Celal Şengör var ya hocamız. Bunlar primat. Etiyen sen hani... Şeyle tanışıksın biraz daha, ressamlıkla tanışıksın biraz daha ve sana mantıklı geliyor kendi söylediğin. Uh-huh. Yani Hristiyanlık dinini şey yaparak, böyle karşılaştırarak bakınca evet olabilir falan, kurtalımlar unholy, kötü falan böyle diye düşünüyorsun. Senin mantığına yatıyor. Yani Hristiyanlık için böyle, senin dinini bilmem etmem kardeşim. Biz de pek... O kadar şey değil ama basit olduğunu sanmıyorum. Bir gidelim bakalım. Okey, hadi gidelim. İsterseniz Korvo'ya bir not bırakalım. Hani okay. En kötü zaten tepeye çıkacağız. Adamla konuşur, nasihat alır döneriz. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum. En kötü akşama hana dönmüş oluruz. Okey. Uygun bir sonra. Yaklaşık bir 10 mil falan. Ne? Atımız var. Bir...
Yani atınız var aynen. Birkaç saat içerisinde şeye ulaşabilirsiniz oraya yani. Yeah. Böyle bir şansınız var. Siz şey yapıyorsunuz. Korunun gelmesi daha ne kadar sürecek ki düşününce onu? Korunun gelmesi şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 15-20 dakika falan daha sürebilir ama sizin bundan haberiniz yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bence not bırakmıyorum. Asenk gelmesin bizde. Asenk kalsın. Olanları Korvo'ya anlatsın. Uyen'in muhabbetini falan da anlatsın. Mantıklı. Mantıklı. Nereye gittiğimizi biliyorsun zaten Asenk. Aynen. Yani Asenk gelsin. Asenk. Sen hiç gelme. Siz gelirsiniz beraber. Tamamdır. Tamam. Biz üçümüz yola çıkıyoruz o zaman. Ben bu arada bütün şu kağıtlar var ya kopardım. Onların hepsini Asenk'e bıraktım. Onlar da bir göz atsın. Aynen. O şeyler de göz atsın hepsi. Hadi bakalım. Time to go. Siz tam yola çıkarken bu sırada molamızı verelim. 10-15 dakika sonra tekrar masamızı toplanalım. Yolculuğu ikinci bölümde. Ben de bir mola verelim diye. Nakrin, Etienne ve Rotilion hep beraber atlarına bindiler ve Nakrin'e yardımcı olmak için Şaman'la görüşmek için o Ben Pichler'in tarif ettiği köye doğru ilerlemeye başladılar. Evet. Ayıp. Ayıp Ümit. Ayıp. Yol üzerinde herhangi bir terzi görüyor muyuz? Ha, daha şehirden çıkmadınız. Ha. Okay. Çıktık. Çıktık ya. Çıkıp gitmiş olalım ya. Yok, terziye ben dikim vereceğim böyle. Bir boy versin de elbisesini yapsınlar bunu. Şimdi şöyle soracağım sana o zaman, Rotilion. Sen sıradan mı bir şeye terzi ekmek istersin? Yoksa böyle biraz daha güzel şeyler mi giymek istersin üzerine? Extravagant. Yani abi elfiz ya, güzel şeyler giyelim ya. Tamam. Şimdi 3000 altın deme ama yani, diyem adam. bir investigation check atın bana. Okay. Ben atayım bence arkadaşlar. At. Ya sen görmüşsündür diyorum böyle buna. Görmüyor. Bence ben görmüşümdür avantajla. 28 ile söyle neler görüyor elf gözlerin? Şimdi Etienne sen soylu olduğun için aslında background olarak direkt gözün bu tarz yerlere seçmeye alışık böyle. Acaba bugün ne giysem falan. Uzun süredir de yoldasın. Sen de aslında hani biraz üzerine değişik bir şey giymek istiyorsun böyle falan. Hmm. Gezerken gözüne takılmış daha önceden. Hatırlıyorsun bu gitmek istediğiniz yeri. Gitmek istediğin yeri, aklında not tuttuğun yeri. Arkadaşlarına söylüyorsun, hep beraber geçiyorsunuz oraya. Götür bizi o zaman. Etienne. Var mı böyle bir yer biliyor musun? Geldik ya işte, görmüyor musun şeyi? Böyle aa falan. Pardon. Böyle gözünü siliyorum abi. Etrafıma bakıyorum. Teleportation. Ay şey diyorum. Kim koydu bu terziyi buraya? Kanka içeri giriyorum böyle. Merhabalar. Şöyle bir adam karşılıyor sizi. Oh. Hoş geldiniz beyefendiler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gördüğünüz üzere. Biraz bokun pisliğin içinden geliyorum ama. Oo, neden öyle bakalım? Öyle oldu. Şimdi ben şunu soracağım. Siz güzel elbiseler dikiyormuşsunuz diye duydum. Doğru mu? Öyle diyorlar ama. Bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Siz görün. Siz kendiniz karar verin. Bir gösteriyor size böyle.
Orada bittiği örnekleri falan böyle şeyler üzerindeki, mankenler üzerindeki teker teker gösteriyor. Kalitesine bakıyorsunuz gayet kumaşı güzel böyle, hem de güzel hissettiriyor kendisini. Renkleri vesaire gayet canlı, böyle göze hoş gelen iyi kalite kumaşları da var. Peki dikmek istesem acaba? Lan dur oğlum, benim üstüm yırtık, bir dur resmen bir dur önce ben yapayım ya. Benim üstüm bok kokuyor kardeşim. Benim üstüm yırtık, ön taraf yırtık aşağıdan böyle. Tamam. Ben böyle geziyorum yani. Tamam hadi al, hadi tamam. Hadi. Abi diyorum ki ben ya böyle ben mavi şey turkuaz ve altın sarısı ama böyle biraz daha koyu tarzda altın sarısı böyle bir şeyler diktirmek istiyorum. Şöyle bir vücudumu gösteriyorum bana. Ya bana ne kadara mal olur bu? Şöyle bakıyor. Bir saniye diyor. Hemen mezura çıkartıyor böyle. İzin var mı diyor. Tabii ki buyurun. Şöyle hemen şey yapıyor. Omuz genişliğini alıyor böyle. Ondan sonra kol uzunluğunu alıyor. Boyun genişliğini alıyor falan böyle. Sonra şey etrafını alıyor. Bileğin etrafını alıyor. Bel ölçünü alıyor. Boy ölçünü alıyor. Teker teker. Çok Yani şöyle söylemem lazım size. Bu size yapmayı düşüneceğim, size kesinlikle çok iyi gideceğini düşüneceğim bir model var. Onu size yaklaşık bir 15 altınla 25 altın arasında bir fiyata halledebilirim sanırım. Şöyle yapalım. Sen mi aldın zaten? Not al bunları. Tamam. Ne kadara dikersin bunu? Yani ne kadar süre? Yani muhtemelen bir 5 gün falan olabilir. Biraz acele edersem 5 gün olur yani. Tamam. 30 altın veriyorum ben sana. Biraz daha hızlı olsun, olur mu? Oo. Yardım almam gerekecek. Pekala. Ben hay hay. Hay. Ben de bir cübbe istiyorum ama beni de bir ölçer misiniz rica etsem? Cübbe? Evet. Tamam. Alıyor hemen. Senin de omuza çıktığını, kolunu, boyunu ölçüyor. Belini falan ölçmeye çok şapka. Az çünkü. Bir de şapka, şöyle geniş şapkalar oluyor ya, onlardan da istiyorum. Ha. Baba, şapka için sizi bir arkadaşıma yönlendirebilirim. Ya da şapkayı arkadaşımdan isteyebilirim. Size okay. Zahmet olmasın. Öyle yapalım. Ne renk isterdiniz cübbeyi? Siyah. Siyah. Şapka peki? Evet. Aynı renk ya. Siyah o da. İkisi de siyah. Peki. Evet. Üzerine bir işleme, güzellik vesaire ister misiniz? Yoksa orada kendi evimin şeyini çıkartıyorum. Limuzin hanedanlığının armasını gösteriyorum böyle. Bu armadan yapabilir misin diyorum. Hay tabii ki. Bende kalması mümkün mü acaba? Tabii buyurun. Alıyor seninle. Şöyle özenle koyuyor böyle oraya. Tamam. Ben arkada izliyorum tüm olayı. Yani elinde aslında tam da sizin üzerine uçak bir cübbe var ama üzerine hanedanın armasını işlemek için biraz vakte ihtiyacım olacak. O da muhtemelen bir güne, iki güne hazır olacaktır. Onda problem olmaz. Onu kaça mal olur? Gün. Onu 3 altına halledebiliriz. Tamamdır. Hemen verelim. Alıyor senden. Evet, verdi mi varsayıyorum. Düştüm. Aynen. İsimleriniz nelerdi acaba? Etienne Dampier. Şöyle bir tane böyle bir kitap açıyor orada, defter böyle. Yazıyor hemen. Sizin? Elf Efendi. Elf Efendi. Elf Efendi. Adın ne abi? Pardon. Komantik Apel. İsminiz ne efendim? Ben dalgınlığını görünce şey diyorum. Rosilyon. 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 Soy isim neydi? Naira. Rotilyon arkada bir anda lesson plan hazırlıyor orada. Yoksa İngilizce öğretmeniymiş aslında part time. Onu da yazıyor. Evet.
Harika. Pekala. İhtiyacım olan her şeyi sahibim. Dediğim gibi siz 4 gün sonra Laura Tülyan Efendi, siz de 2 gün sonra Efendi Etiyen gelip kafelerinizi alabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Şöyle Şibar'da. Ben 3 gün sonra geliyorum eşyalarımı almaya. Bir persuasion check at. Ben 5 altın daha sürüyorum önüne ki... Abi o dille Yahya bir şey soracağım. Adamın bir yama dikmesi gerçekten 2 gün mü ya? Nasıl? Bir yama dikmesi gerçekten 2 gün mü? Abi singer makinesi şey yoktur yani öyle düşün. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendim embroidery yapmış bir insanım. Hı-hı. Ve kabus gibi bir iş. Harbi mi? Evet. Ben bu arada 5 altın daha ittim abi ona göre. Yani 5 altın tamam. Daha koydum masaya. 2 tane altın ikisi. Hatta pörsüye hiç atmama gerek yok ki ben. 3 güne düşürdüm onu 5 altınlığa tahminim. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Size güveniyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Ben tüm olay içerisinde odayı süzüyorum, adamın hareketlerini süzüyorum. Böyle ters gelen bir şey var mı bu adam? Gözüme çarpan bir şey var mı? Is there something wrong? 16. Yoksa hani işinde dürüst bir terzi gibi bir durum. O adam yamyammış aslında. Çıkabilir abi hani. Yani... He feels too jolly hani. Ters bir şey yok ama hani gay olabilir. Yeah. Yani, that was my intuition hani. Is he gay? Yani. Ama bu böyle olmaz. Bütün terzilerde yani sürekli erkek terzilerin hepsini de eşcinsel yaptınız. Bilmiyorum yani. Doğan'ın babası da terzi lan demeseydin öyle. Şöyle bir şey var ama. Hani ünlü olup da ünlü olup da yani high end erkek tersler ben çok fazla karşılaştım. Hani böyle pattern var nedense. Abi o sertifikayı vermiyorlar diğer türlü. Ya. Akıyor LGBTQ plus gel kardeşim. Alıyorsunuz. Çıkıyoruz. Yani. Siparişinizi verdiniz. Çıktınız. Bu olaylar sırasında belki kısa boylu ve yakışıklı biriyle de karşılaşabiliriz terziden çıktığımız anda diye düşünüyorum. Bir değirme atın. Olur. Koro sen de at. 19. 9. Etiyen bu yok. Karşılaşmıyorsunuz. Korvo 17. 19 attık. Koro 17 yok. Attı. Yok karşılaşmıyorsunuz. Yok. Bunu nasıl yaptın? 24 atman lazım. İkisi birbirine... Yapmıyorum. 5 kadar yakın olsaydı 19 ile 9 arası 5 kadar yakın olsaydı şey yapacaktı. Pardon 17 ile 9. 19 da 17. Tamam karşılaştınız. Aha. Karşılaştınız. Yes! Okay, aklından okay. Geçen gözüme düştü. Merhaba yakışıklı. Merhaba Korvo kardeş. Aleyküm selam. Nereye? Ya bu kaderi ne demeli? Biz nasıl karşılaştık böyle? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya şu yırtık pırtık ya bir şeyler diktiriyorum kendime. Ama terzi mi var? Nerede? Ama sakın terzinin yanında böyle konuşma. Konuşacağım. Dragon fetişisti benim. Terziyi görüyor muyum ben? Bir de cüce fetişisti olmasın lütfen. Terziyi görüyorsun evet. Tamam. Aa diyorum ben de kendime bir panço yaptırmak istiyordum. Ne kadar güzel. Pançoyu ne renk istiyorsun bana söyle. Tekrar ben renk şey görüyorum. Yapayım. Koyu renk. Fark etmez. Tamam. Korvo da mı ki renk görüyor? Hayır olmasa bile yapamam ki. Niye yapamam? Doğru. Yani adam gerçekten renk kör olduğu için mecburen oyunda da renk kör. Yani hani I'm not able to. Yani yapamıyorum. Olmayan impossible karılar var ya böyle ne bileyim şey böyle mor civert falan diyor böyle. Neyse. Abi able to da değil yani not able. Hani I am not capable of. Capable of evet. Tamam.
Tamam. Sen de siparişini veriyorsun. Hatta direkt alıyorsun diyeyim sana. Var mı? Var. Ya bir altına güzel bir tane şey alıyorsun. Üzerine panço alıyorsun. Senin evet. Boyunca. Yani sana attığım gibi mi? Evet. Tamam. Temiz. Güzel kapüşon. Haydi o zaman. Deyip ben elini ardı tıklatıyorum. Gidiyoruz. Ne yaptınız? Ben alışveriş yaparken neler yaptınız bakalım. Aseng'e anlattı mı bulduklarımızı, kağıtları, mağatları? Aseng'e inekmedi ki daha. Siz Aseng'i Han'da bıraktınız. Aha, Aseng Korvo'yla buluştular sonra. Ben bunu bilmiyorum işte, o yüzden soruyorum. Aseng'e anlattı. Neleri anlattı mı? Aseng'in yanından gelmiyor musun? Hayır, ben dışarı çıktım, sonra Han'a dönüyordum şu an. Bula uğradım, bir alışveriş falan yaptım. Bir saniye ot aldım, ben... Bula uğradım. Şey yapalım, Aseng de beraber Han'a uğramış. Han'dan. Tersine geçiyorlar diye şey yapalım. Aynen öyle. Tamam. Öyle olsun. Aseng söyledi olsun. Ben de bir şeyler alacaktım. O yüzden geleyim size yetişeyim dedim. Aseng şeyleri gösterdi mi sana? Bu flyer'ları, afişleri. Gösterdi mi? Gösterdi. Yol boyunca konuşurum. Gösterdi. Evet. Merhamet Zuhal'in peşine düşebiliriz bir daha. Yanlış kararlar aldık. Yani yapmamız gereken kararlar aldık. Ama bence... Aseng'in söylediğine göre bazı fikirleriniz var mı? Etrafı kesiyorum. Bizi dinleyen, gözetleyen biri var mı? Perception check at. Koro'dan kullanabilir miyiz aynı şekilde? Biz de bir bakabilir miyiz? Korvo'nun algısı. Bu ben o kadar... Ben etrafa bakıyorum ama o kadar ben kötü bakıyorum ki. Diyorsunuz ki ne görmeye çalışıyor böyle bu? Şey yaparsın ya böyle saate... saat sorarlar ya sana. Sen o sırada saatine bakarsın ama saati görmezsin. Kolunun öbür arka tarafını görürsün böyle. O hani böyle. Etrafa bakıyor ama etrafı görmüyor. Ben saat kolunun kaç? Kullanmasıyla ben de etrafa bakıyorum. Ben. Bilmiyorum kaç. Ben görürüm. Rotilion sen bakıyorsun etrafa bu sefer. Biraz daha etraflıca şöyle. Bakıyorum çünkü herkes böyle. Yani normalde bakmayacaktım ama şüphelenmiyorum. Yani şu an gönülde bir yer yok. Ama çünkü bulunduğunuz yer iç şehir şu anda. Bildiğiniz kadarıyla bu çetelerin kontrolünün dışında. Ve yani bayağı üst sınıf Elit. Yer. Elit diyorum bir yer. Diyorum ki bazı fikirleriniz varmış. Duhan'daki o duvarda yazılı olan... Görevlerle ilgili, questlerle ilgili. Fikriniz güzel ama bunları yapmanın farklı yolları da var diyorum bence. Bu şekilde yaparsanız yani normalde konuştuğunuz gibi Aseng'e bana söylediği gibi yaparsanız eğer diyorum ki fazla dikkat çeker. Onun bir yolu daha var. Şu an anlatıyorum nedense. Direkt o göreve gidip değil de zaten biz zindana gireceğiz ya örümcek avlamak için. Böyle bir questimiz var. Belediyeden, kaymakamlıktan izin aldık ya biz hani bunun için. O yüzden oraya girdikten sonra o görevi yerine getirsek daha mantıklı olur. Üzerimize çünkü öbür türlü çok fazla soru sorulacak. Niye oradaydınız, nereden biliyordunuz gibi bir sürü soru olacak. Doğru. Hani gösterebiliriz. Oradan gireriz. Hani zaten eğer oradaysa hala şey yaparız, aynı girişten çıkarız, teslim ederiz görevlilere. Bu şekilde daha mantıklı. Çünkü öbür türlü niye oradaydınız, oradan yediğiniz boklara bir şey olabilir. Çünkü hiçbir şey olmasa bile hatırlayın. Sen bilmiyorsun. Rotilion. Rotilion sen bilmiyorsun ama biz bir köye yardımcı olmaya gittik. bazı Wood Elf'lerin saldırdığı bir köye yardımcı olmaya gittik. Köylüler bize daş attı. Yanımızda arkadaş dostlarımızdan biri Wood Elf diye Grimaldi da onlara bir şeyler fırlattı. Geri sekmiş yani, olabilir. Sonra işte başımız çok bela girdi. O yüzden diyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar temiz kalmamız lazım. Şu an zaten yaşadığımız şeylerden dolayı böyle bir götümüz kurtuldu. Başımız bela giriyor gibi oldu ama galiba girmedi. Emin değilim hala sonuçlarında. Ama bunu yolda konuşuyoruz. Evet yani yürürken şey yapıyoruz. Yo ben bu arada içeriye girip aldım varsaymıştık. Tamam. O yüzden bence şey yapalım. Dediğim gibi yapalım. Siz için de uygunsa. Mantıklı olur. Benim için uygundur. Güzel mantıklı. Bu Uwe nasıl bir tip ya? Uwe anlatıyorum abi. Uwe'nin saçlar yandan sağ taraftan kazınmış. Sol taraftan uzun. Omzuna kadar düşüyor.
Böyle kanka. Şöyle bak. Evet. Şurası. Bir tarafın kazınmış oldu. Eğilir. Altında fotoblok var yuvarlak küçük böyle. Belden yukarısı. Belden yukarısı çıplaktı. Sadece pantolonu vardı. Vücudunda yara izleri var. Onun dışında böyle Vikingimsi balta kullanan bir dostumuz. Sen insan mı? İnsan. Ya. Yeah. Demek inşa et. Ya ben şey peki bir şey soracağım ben hatırlayamadım. Ben şeyleri anlatırken Rutilion bizimle beraberdi değil mi? Feedback verir şey feedback diyorum. Backstory'yi anlatırken. Evet. Ha tamam. Hangi? Evet galiba. Şey evet. Az önce şey hani seyircilere evet, anlatırken. Evet. Seyirci amına bir anda parmaktan sonra izleyicileri anlatırken size de anlattım olarak varsayıyorduk. O yüzden böyle biri. Yani önceliğimiz, ben bana sorarsanız birinci önceliğimiz Nakri'nin şeyi, tedavisi. Nakri'nin tedavisi için yapmamız gereken şey örümceklere gitmek. Ha bu arada onlarla ilgili ben örümcekler hakkında bir bilgi sahibi miyim? Yok. Sen bunun için zaten ceza atmıştın önceki sesyonlarda. Daha fazla bilgi vermeyeceğim sana bizi. Tamam. Tamam o zaman ben o özel olarak örümceklere değil de o zaman örümcekler üzerine ben şey yapayım. Şimdi zehirli olabilirler örümcek oldukları için. Ne olduklarını bilmiyorum evet. Ama bu evrendeki örümcekler büyükse hele de yumurtaları değerli olansa anlatıldığı gibi ise yani göreve bizim gibi maceracılar görevlendiriliyorsa bunlar için muhtemelen. Ve ölüyorlarsa yolda. Yani evet ölenler de muhtemelen zehirliler ve yani daha başka bir sürü özelliği var. Bir sürü türü var bunların. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir sürü şey olabilir. Ama yüzden onlarla karşılaşmamız çok iyi olabilir. Neden biliyor musun? Onu ben hiç yani daha önce bahsettiğimiz gibi bir örümcek görmedim. Bunu görmem demek benim ona dönüşebiliyor olmam demek. Siyarın yetmez diye bir ses geliyor. Gökten. Yok, yeter. Elbet yetecek. Doğru. Tabii ki hani sen gerçi sen de bir şekil değiştirensin. Nasıl şey çevirisi gibi oldu. Samanyolu TV çevirisi gibi. Sen de şekil değiştirensin. Yani senin de az çok fikrin vardır örümcekler hakkında. Genelde zehirli oluyorlar bildiklerim bunlar. Veya mesela bunları avlamak için bildiğim kadarıyla zayıf noktaları genelde ateş oluyor. Birçok şey. Orada dönüp etiyeni böyle yapıyorum. Hayır. Hayır. Kapalı alan. Yumurtalarını almak istiyoruz. Bu yüzden Fireball pek faydalı olmayabilir yumurtalara. Ya. Ben koruma diyeceğim ki sen hiç Hunt Showdown oynadın mı? Bayağı bilgilisin örümcekler konusunda. Böyle yapayım. Hunt Showdown. Lan. Aa. Double Barrel. Başka bir hayatta. Neyse. Hadi Nakri'ne gidelim. Yolda gidiyoruz hala. Gidiyoruz. Muhabbet dönüyor o sırada. Şey yapıyorsunuz artık şehirden çıktınız diye farz ediyorum. Şey yaparken şehrin sonlarına doğru gelirken böyle biraz daha geriden birkaç sokak öteden birkaç tane böyle silah misket tüfeği pistol atışı sesi duyuyorsunuz. Siklemiyorum ben. Siklemiyorum. Siklememesi için bir iş atıyorum. Böyle bir ses geliyor. Bize mi? Yoksa hani yanımızdan mı geçiyor yoksa? Birkaç sokak öteden geliyor sesi. Merak beni cezbetti. Döndürüyorum atı. Bir bakalım deyip şey yapıyorum. O tarafa abi, hayır her duyduğun şey koşma diyorum yani Nakri'ne. Gerek ben çok yanlışlıkla olabilir deyip ben gidiyorum. Hani yapacak bir şey yok. Nakri'nin kurtalama dönüşmemek için ölmek istiyor arkadaşlar. Böyle bir çözüm yapmış kendince. Dönüşmeden öleyim ben. Abi, en azından şey yapacağım ben. Biraz daha hızlanacağım. Nakri'nin göğsüne dokunacağım yavaş hani en azından biraz sessiz gidelim ki görelim ne oluyor direkt dalmayalım. Koşuyorum. We're going to the spot. Günlük sporumu da yaptım. Ya. Nakri'ne anne ambulans arar mısın? Şimdi bir haftada yapmadığım kadar hareket ettim çünkü. Hadi bakalım. Varıyorsunuz oraya. Abi ben çok
sessiz böyle yani yavaşlattım çünkü bizimkileri. Ya, yavaşlattınız değil, bir orası zaten ana baba günü böyle bakıyorsunuz böyle. Oo. İnsanlar falan birbirlerini yerden kaldırıyorlar falan böyle. Birkaç tane ceset yer, var yerde böyle. Abi. Bir tane yarı ork, bir tane yarı elf, bir tane insan, bir tane buçukluk, bir tane daha insan böyle yerde yatıyor. Ellerinde kılıçlar var böyle. Bir deşirmişler falan böyle. Bir tanesinin işte karnına isabet etmiş böyle şey misket tüfeği. Böyle akciğeri böyle yere saçılmış falan böyle. Hani ilk mass shooting. Ha? Amerika'nın ilk mass shooting'ine mi şahitlik ediyorsun? Mass shooting değil bu. execution abi. Biraz bakıyorsunuz etrafa böyle. Şeyde bir dövüşün, bir savaşın şeyi var, izleri var. Aa. İki grup birbirine girmiş. Aa. Ve geri kalanlar kaçmış. Bunu biz yaptık diye geçiriyorum aklımdan. Şunu yapabiliyor muyum ben? Bu gördüğümde ortada bir savaş sahnesi var. Ben bir fighter olduğum için tecrübeli olduğuma inanıyorum. Savaşın nasıl olduğunu, tarafların kimler olduğunu ayıkabiliyor muyum diye. Bunu değil hani savaş konusunda hiçbir... Ne çek? Wisdom. Wisdom. Allah'ım ben bu wisdom'dan ne çek attım, ne çektim. Aynı şekilde çok az bir şey tecrübe. Okay. Abi ben de bir dikkat edeceğim ona ya. Tamam, ne olduğunu anlamak şey istiyorum. Şöyle, bir savaş tecrübeniz var mı? Bir investigation attıracağım şeye, Asenge. Asenge, okay. Ben 19 attım abi bizdim ben. Your actions have consequences. Of course. Yani abi yapacak. O pelerini şey almayacaktınız falan artık hani ondan bile başımıza bela geliyormuş. O pelerini sormayacaktınız, almayacaktınız bile değil. Bakıyorsunuz böyle... Yani şeydeki o ölen iki tane var sadece mesela iki farklı olan o ölen grubun içerisinde iki tane farklı kişi var. Sizin savaştığınız tiplerin giyimine biraz benziyor. Diğeri de tahmini yani. Ya. Bir flashback yaşıyoruz. İki tarafın birbirine. Biz Kentucky neden çocuğuyuz lan. Biz de Samatya çocuğuyuz diyor. Onu... Gördüğümüz sahneden bunu çıkarıyoruz tahminim. Başka bir şey görüyor muyuz etrafta? Orası herhalde kalabalıksa etrafta izleyenlere gidip sorabiliyor muyuz? Sorabiliyorsunuz. Yani şeyde birbirini kaldırmaya çalışıyorlar böyle. Bilmiyorum. İki tane çete birbirine girdiler. Birdenbire hiç uyarı atmadan birbirlerine sıktılar. Falan diyor öyle. Sivil... Öldü mü? Hiç fireball'ı göstereyim. Ya atma bir sakin ol. Hayır. Big brain, big brain. Bir iki atış şurada arkadaki şeyin arkasındaki standın arkasındakileri isabet etti. Yaralı var mı? Hala yaşayan? Kurtarmaya çalıştınız? Bilmiyorum ki galiba şurada biri kıpırdanıyor hala. Ben yanına koşuyorum o zaman. Aa, yerde, ne oldu acaba? Yerdekilerden bu. Yarı elf bir kadın. She is our ticket back to the black market. Hani öyle düşünebilirsiniz. Hala yerde kıpırdanıyor böyle. Ben Leon Hands'de şey yapacağım bir. Stabilize etmeye çalışacağım kendisini. Tamam, değirme at. Ah fuck! Damn it. Kime dua ediyorsun? Tir. Abi en son tire dua ettiğimde olmuştu. Hani niye tire dua ettim? Bu sefer de oluyor. Leon Hans'ın işe yarıyor bu sefer. Allah Allah. Halimize bak ama ne koyayım. Paladin'in Leon Hans'ı işe yaradı diye seviniyor. Burnumuzu artık ne olur. Bak. Çilli elf. dur. Sakin ol, sakin ol. Tutun. Ben de elfim ya ondan ya. Biraz yok, yere elf bu. Olsun. Ne yapar? Şey olarak söylüyorum, hatırlatma olarak söylüyorum. Yarı elfleri çok hoş yaklaşmıyor. Elfler. Hani kırma. Senin ya ben açmışım abi ırk mırk muhabbetini. Ork bork. Ben iki session önce fareye koştum lan. Doğru bu arada.
Tamam, bir şey söyleyeyim. Ben şeyim abi. Ben şeyim abi. Seksüel hani. Bir şeye bağlı değil yani, anladın mı? Hetero falan değil. Seksüel yani. Okey. Ben kendisini stabilize edip şey yapıyorum hani. Kendisine fireball. Dur! Şamarı bir yapıştırıyorum böyle. Etrafına bak, bakınıyor bu böyle. Arkadaşlarına bakınıyor. Siz de kimsiniz? Ya. Sadece geçiyorduk. Bir yaşayan birisi varsa kurtarmaya çalıştım ama görünüşe göre hala hayattasın. Tire şükür. Bakıyor sana böyle. Teşekkür ederim. Ne oldu burada? Çok düşündü teşekkür ederken. Bunlar galiba Theodor'un adamları. Neden? Ateşkesimiz vardı. Aa, ne oldu acaba diyorum. Acaba. Bir anda acaba şehrin içindeki suç örgütlerinin birbiriyle yaptığı barış anlaşmasını bozan bir grup paralı asker olarak rol yapan bir cani barındıran bir parti acaba sizin ateşkesi mi bozdu? Acaba ateşkesinizi bozup üstünüze sıçradı sonra aa. O sırada sentem böyle. Nasıl? Şey var ya, gerçeğini bildiğim yalanları dinlerken ben falan diye böyle kepçeler buluyorum. Böyle ben, aa ne oldu, anlat bakalım. Neyse. Şey diyorum kıza, merak etme, size yardım etmeyeceğiz. Yani ne yapalım oğlum, amacımız buydu zaten, gidelim hadi. Söylüyorum oğlum, amacımız buydu. Aslengi dürtüyorum ben bu arada. Bu kız bu arada, Aslengi dürtüyorum. Sizin bir konuşma diliniz vardı, belki bize daha çok güvenir. Onunla bir şeyler söyle istersen diyorum. Sen konuşuyor ama böyle, sizin duyduğunuz şey şu. Ağaç kovuğuna bir kese altın soktum. Maraş dondurması çıktı diyor. Nasıl etti falan diyor. Tamam Maraş tamam bere. Böyle kafa sallıyor. Güzel kuşa bak diye söylüyor sonra. Cevap veriyor Asenge. Al oğlum. Kalkıyor tek yerden böyle. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. Benimki de uyarmam gerek. Kusura bakmayın, kalamayacağım. Yok, koşa koşa gitmeye başlıyor sonra fıt fıt. Bay. Etienne'in beyni böyle şişmiş, tamam mı burada? Böyle beyni böyle böyle. Satranç oynuyor kendi beyniyle. Kendi beyniyle satranç oynuyor böyle. Evet. Burada işimiz bu kadar gibi. Etiye şey, you are fired demiyor. You are promoted to a customer anlaşıldı. Ulan yine plan yapıyorum, lanet olsun ya. Başka biri yaşıyor gibi değil. Dönelim. Hadi baş baş. Hadi deyip ben tekrardan ata binip gidiyoruz. Grimalda. He. Şunların ceplerinden altın. Hayır. Duyuyor muyum bunu? Burası çok kalabalık, onu yapamam. Aynı şekilde ben de kulak kabartırım buna. Dinle. Sen yaparsın Grimalda. Nakim bunu direkt duyuyor. Hani böyle cam gibi duyuyor. Şöyle dönüyor böyle Nakim. Ben Otilyon direkt şey yapıyorum yine. Tutup hani atına şey yapıyorum. Atıyorum Grimalda'yı da aynı şekilde atına atıyorum hadi. Ben böyle şey, elf kulaklarım şöyle aşağı kayıyor. Ne olacak ya? Biraz çok kalabalık, olmaz. Ölüden olmaz. Yürüyün hadi. Ölüden olur da kalabalık olduğu için olmaz. Etik anlayış falan girdi işin içine de. Hey. Hey nakli hey.
Bak, en azından biz öldürmediysek. Arkadaki telli çalgı öyle bir tonda ve öyle bir sesle çalıyor ki ben şu an bu oyun evet ben şu an bu oyun nasıl ya, abi, benim alarmımmış. Telefonumun alarmı çalıyor. Şey geçen sefer geçen sefer hatırlıyor musunuz? Ben köpek mi havlıyor diye ses duyup sürekli tribe giriyordum. Yine dedim öyle bir şey diyor, şunu diyecektim. Abi öyle bir tonda çalıyor ki sanki odamda bir yerde biri çalıyor. Ben burada bu fısıltıyı duymak için perception atıyorum. Yanımda olan şeyden haberim yok. Passive perception'ım gerçekten benim 9. Bu arada ben persuasion atmışım. Intelligence'ım da düşük. O da güzel. O da güzel. Perception at. Allah'ım o da kötü. Hadi bakalım. Hadi varacağız inşallah. Kazansız belasız. Atınız üzerine böyle tık 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 tık. Böyle biraz daha şey yapıyorsunuz böyle zikzak çeke çeke çize çize gidiyorsunuz şeyde. Biraz daha tepeye doğru, yukarı doğru grass'tan çıkıp ilerlediğiniz için. Rotilion dediğin şu ot gözüne çarparsa haber et. Evet ben onun etrafına bakabilirim. Sen bir perception check at onun için. Bir de ben şunu söyleyeceğim abi partiye kolay. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu diğer adamları zaten öldürdük ya. Şimdi yer altında kendimize sağlam bir yer edinmek için bu savaşa girip bu yok. Yara elfi kastediyorum. Bunların yok, yanında yok olsak böyle birazcık taşaklı insanlarla falan şey yapsak. Hadi hadi kardeşim. Şöyle yapıyorum. Hasar vermek amaçlı değil, uyarı anlamında şöyle sıyırtma olarak böyle kafaya böyle stiktir amına koyayım diyorum. Sonra anlatmaya başlıyorum. Bak bizim şimdi savaşımız değil. Bak şimdi. Biz bir önceki bir tarafa, bak ne taraf olduğu fark etmez. Ya. Bir tarafa yardım etmek istediğimizde olan şeyi söylüyorum sana. Elfler, ırk olarak elfler, vampirler, krallık, Vatikan şövalyeleri, Vatikan şövalyeleri ve aklına gelebilecek herhangi bir demonik şey, şeytani varlıklar. Bizim çevremizdeydi. Biz bunların arasında kaldık. Ben bundan sonra bir tarafa yardım etmek, bir tarafa dahil olmak istemiyorum bu kadar. Mümkünse ben partimle efendi efendi paralı asker gibi takılıp ben para kazanıp mümkün olduğu kadar kendimi demircilikte geliştirip hayatımı devam ettirmek istiyorum. Sana bu yüzden vurdum. Özür dilerim ama yapamadım yani. Taraf tutacaksak da kazanan tarafta olmayı tercih ederim. Herhangi bir kumar oynamak istemem. Mecbur olmadıkça taraf tutmaya gerek yok. Emin olun bizim olduğumuz taraf kazanır ve yer altında kendimizi... Ya kardeşim olur. Bizim yer altında yer bulmaya ihtiyacımız var mı ya? Allah için de hayatındaki Rotilion hayatındaki Elf Druid hayatındaki tek eksik yer altında bir yeri bulmak mı? Bu mu yani? Öyle. Mesela ben sen sabah kalkıp şöyle mi diyorsun? Of keşke yer altında bir yerim olsa. Hayır. Genellikle sıçarken aklıma geliyor. Ama işte Aslen o konuda sana yardımcı oldu. Sen merak etme. İşte hani aynı duyguları hissedersin muhtemelen yer altında bir yerimiz olsa. Yani sıçarken hissettiğin şeyleri hissedersin. Terse. Aslen'in var. Aslen nasıl hissettiriyor? Of. Hadi artık şu maddeni tedavi ettirek. Ben bu arada Aslen burada olmadığı için Aslen'e çok fazla top atmayın. Tamam. Tam olarak oynayabilirim onu. Yiyemadım. Ben buldum aradığım şeyi ya. 18 attım. Ha, 18 attım. 18 attın ama Wolfsbane buralarda çok fazla yok. 18 şuna yaradı yani. Buralarda olmadığını kanıtladı. Yani biraz daha... Yap. Ne dedim? Bataklık şeyli çevrelerinde yetişiyor. Siz yukarı doğru çıkıyorsunuz. Çünkü bunu yapma bak. Bak şey diyor. 18 attım. Buldum ben çiçeği diyor. Özgüvene bak amına koyayım. Kusura bakma ya. Hallettim ben bu işi diyor. Ben buldum çok. Al. Tamam. Al çiçeğini al. Abi benim şey diyorum. Naklene. Boş ver. Kırmızı da iyisin ya. İyi o zaman. Kırmızı da iyiymiş. Hadi dönelim şehre. Niye çiçek mi arıyorsunuz? Ne çiçeği arıyorsunuz ya? Old Spain.
Wolfsbane. Aa, Wolfsbane ben biliyorum. Bizim tepelerin aşağılarında oluyordu. Ben küçükken annem dikerdi saksıyla. Ben de evet. Çok bilirim. Öyle, kokusu neyin itleri rahatsız oğlum, ediyormuş diyorum. Bizim memlekette yoktu. Benim annem kuyruğuna giriyordu. Sen ne anlatıyorsun? Ya. Kulübeye geldik mi? Kuyruğu böyle ama tüm kuyruğu Wolfsbane. Bir süre sonra kulübe değil karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Ha. Ufak bir köy çıkıyor. Aa ne güzel. Biz Grimaldi'yi tutuyorum. Biz ne yapıyoruz? Neden? Nakrin için gidiyoruz ya. Nakrin için boğaz oluyorum. Nakrin için ne arıyoruz biz? Biz şey bitkiyi mi arıyoruz? Şaman. Hayır, arıyoruz. Şaman arıyoruz. Nakrin neden tanrılarıyla doğru düzgün iletişime geçemiyor? Ya. Tanrılarla bağ kurmuyor. Oğlum bir sürü din yok mu o şaman? Bunu nereden bilsin? Benim dinimin şamanı. Şöyle, Nakrin kendi dinine mensup bir... Ya bartender vardı ya, Nakrin'in dinine mensupmuş. Aynı şeylere sanmış. Oradan şey aldınız, aynen. Tavsiye evet. Aldınız, tamam. Aha. Yalnız bu hacı hoca işleri pek yürümez genelde. Ya evet, bizde de Hristiyan böyle cennetten arsa arsa satıyorlar. Çok güvenmeyeyim ya. Haberiniz olsun. İki ya, şu anda... Bak, Martin Luther diye biri gelir patlar, söyleyeyim. Burada köyün girişinde böyle bir tane kadın baltayla böyle şey yapıyor, odun kesiyor orada. Burada görüyorsunuz onu. Selamlar. Rutilian şey sakin. Kalkıyor şöyle, baltayı şey yapıyor, öne doğru şey yapıyor, tutuyor böyle. Biraz sana yakından bakıyor böyle. Merhaba. Ben şeyi çıkartıyorum, önce kolyemi çıkartıyorum. Burada bir şaman varmış da. Danışmaya geldik. Seni kim numara alır. Numara alın şuradan. Ben Pihla. Bir şeyi... Pihla. Ben Pihla. Ben. Yok sen Otuz. Değil, ben. 31'e gülmeyen adam esprisine bak. Sus ya diyor kadın. Oğlum benim kelime şakası. Şey yapıyorsunuz böyle. Şu taşın yanındaki evin orada olması lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hanıma. Size geçerken size bakmaya devam ediyor. Etrafa bakıyorsunuz şu an daha çok şey var etrafta. Yani kadınlar var. Erkek çok fazla yok. Hatun var ama. Harem. İzzet Sam harem. Bir sebepten ötürü. Ya bu agaya da side quest yapmamız gerekecek. Ah, en sevdiğim şey oluyor ya. Bu side questlerde en sevdiğim şey şu oluyor. Mesela bir şeye gidiyorsun, onun için şunu, onun için şunu yapman gerekiyor ya. Yeah. Zahmet ama yapmaya başladıktan sonra mesela böyle tık 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 böyle teslim edeye de gidiyorsun, o aşamaya bayılıyorum. Ya. Tabii şey o arada... Böyle, ölmez. Geliyorsunuz böyle kulübenin yanına. Bir tane sarışın bir tane kadın karşılıyor sizi. O da aynı şekilde şey yapıyor. Bir tane odun var böyle koskocaman. Bir tane şeyin üzerine, iskelenin üzerine tutmuş onu böyle şey yapıyor. Böyle üzerindeki şeyleri, kabukları, ağaç kabuklarını soyuyor şeyde. Elindeki aletin adını unuttum. Testere. Testere değil. Büyük. Zımpara. Şöyle zımpara da değil. Şöyle iki tarafından tutarsın ahşap böyle. Bir, onun özel bir adı var. Ya. Özel bir adı var unuttum. Hatırlamıyorum. Ya. Duruyor böyle. Buyurun. Siz kimsiniz? Bizi arkadan ben böyle ben şey yapıyor. Arkasına uzanıyor böyle. Ya gerek yok deyip ben tekrardan kolyeyi çıkartıyorum. Şaman'a danışmaya geldik. Bir saniye bekleyin diyor. Şey tutup koyuyor oraya aleti. İçeri giriyor. Kapatıyor böyle. İçeriden konuşma sesleri duyuyorsunuz. Niye herkes ben bu kadar... Dikkatli dinlemeye çalışıyorum. Ne diyorlar? Abi biz bir partiyiz yani. Bir Fireball elf, tatlı. Bir büyücü, bir buçukluk, bir nom, bir cüce, bir dragonoid var. Yani sizce de ciddiye alınması gereken bir partiyiz. Nereye gidiyoruz? Paralar mı cüz? Birilerini avlamak için gönderilmiş olabiliriz. Çok normal. Şimdi perception attın sen.
Party of Misfits. Insight, insight attın. Ha, perception. Hangisini atıyorsun? Neye atıyorsun? Onu söyle. Abi içeriği çok iyi dinlemeye çalışıyorum. Ben. Ha. Şey yapıyor, içeriden duyduğun seslere göre... biri hani gelmiş. Sizi tarif ediyor teker teker böyle. Ondan sonra... Bir ses gelmiyor sonra, tarif ettikten sonra. Adım seslerini duyuyorsun böyle yaklaşınca. At kapı, kapıya böyle uzaklaşıyorsun böyle kapıdan. Ondan sonra açıyor kapıyı. Babam sizi bekliyor. Diyor böyle. Bu da şey. Gidiyoruz. Giriyorsunuz içeri. Ooo. Cozy. Selamünaleyküm amcacığım. Sizlere Hazreti Hızır'ın selamını getir. Şöyle bir tiple karşılaşıyorsunuz içeri girince. Ooo, agam real deal. Allah var mı diye soruyorum. Ya bırak bu işleri. Bunlar boş işler. Seni kim doğurdu? Onu kim doğurdu? Onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Ya. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Size ne ikram edebilirim? Elimde yeni yaptığım bir an var. Sik fanı. Efendim? Varsa ben ice alayım. Neyse. Size ağırlık olmak istemeyiz, yük olmak istemeyiz. Gönlünüzden ne koparsa diyelim. Peki diyor. Teker teker böyle şeylere, toprak kaselere size şey döküyor. Birer böyle kase bira döküyor. Veriyor size teker teker. Hı hı. İçiyoruz. İçiyorum en azından. Dikiyorum kafayı. Charmlandın. Geçmiş olsun. Are? Yahya'nın şu an aklı şöyle. Hayır öyle olmayacaktı ama iyi fikirmiş. Dur deneyeyim. Şimdi. Ya. Yeah. Size nasıl yardım edebilirim? Anlatayım bakalım. Oyunmaya başlar. Ya şimdi bizim burada olma nedenimiz benim yüzümden. Ben bir paladino olarak tanrılara hizmet etmeye çalışıyorum ama iş pek iyi gitmiyor. Tabii kurt adama dönüşme sürecini de hesaba katarsak arkadaşlarımın tahminine göre etkisi olduğunu düşünüyorlar ama ben ötesinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. İsimlerinizi rica edeceğim. Bu arada ben Sigmar Traub. Yani buraya geldiyseniz muhtemelen biliyorsunuz ama sizinkileri de sormak istiyorum. Etienne Dampierre. Nakrin. Yerlerinin ismi yok herhalde. Abi ben de böyle şey Etienne'in söyleyişine böyle dikkat ediyorum. Ben de diyorum ki Gatilyon. Grimalda ve şeye bakıyorum. Korvaya bakıyorum. Ben çok hızlı içtim ya böyle bir ehe falan. Ha? Ne? Grimalda yapıyorum ben. Grimalda olarak. Evet. Efendim. Yo ismini sordu. Aa var mı ya ben deyip böyle bardağı uzatıyorum. Al deyip ya. Ben kendi elimi. Şey böyle testi uzatıyor sana böyle. Şey böyle, böyle. Ben testimi alayım. Ondan sonra... Bu da korva. Deyip ben şey korvayı gösteriyorum o sırada. Memnun oldum. Arkadaşlarım heyecanlılar dilleri tutulduk kusura bakmayın. Sorun yok sorun yok. Aa, baksana şimdi... baksana. Buralar zor ısınıyor mu? Isıtmak zor oluyor mu bu çadırı falan? Yok. Sorun olmuyor ısıtmak. Ol gaz var. Olur. Ateş yere döşeli. Taşları ısıtıyor. Taşlar da ısıyı muhafaza ediyor. Uzun süre sıcak kalıyorsun sebebi. O yüzden problem olmuyor. Sıcak, sıcak. Şimdi anlat bakalım. Nakrin değil mi? Evet. Sen neredesin?
Okyanusta doğdum. Okyanusta doğdum. Hı-hı. Hangi okyanusta? Valla onu da bilmiyorum ki. Ya denize doğduğumu biliyorum sadece. Çocukluğumdan beri gemideydim. Sen pek kuzey zamanı gelmiş olmalısın. Evet. Biraz derimin rengi birazcık şey veriyor. Nasıl bildin? Anladım. Nasıl bildin? Efendim sizin alignment'ınız nedir? Artı bir. Şimdi sen anlat bakalım ne tarz sorunlar yaşıyorsun. Başından geçmişte. Mit için kaliteli bir şarkı şakaydı ama bu. Dualarım kabul olmuyor veya arkadaşlarımı savaş alanında korumaya çalışırken veya bu kaldıramıyorum karşımızda duran yaratıklara arkadaşlarımı kurtarmak için saldırırken tanrılar dualarımı kabul etmiyor. Özeti bu. Anladım. Peki yakarışlarında tam olarak kimi ismini söylüyorsun? Kendim bildim bileli Odin'i söylerken son zamanlarda nedense Tyr ismi ağzıma daha kolay gelmeye başladı. Anladım. Peki sen etrafındaki insanlarda arkadaşlarında neye önem verirsin? Bir anlat bakalım. Ben bakıyorum önce. Ateş topu atmalarına. Kendi kafalarına buyruk davranmamaları, biraz da bizi bir hep beraber düşünmeleri, biraz da ekip olmak. Evet, dinlenmek, herkesin dinlenmesi. Ve kafasına buyruk şeyler yapılmaması daha önemli. Peki aldatmaca, hile senin savaş stratejilerini ve yaşam tarzınla içişi midir? Aldatmaca ve hile daha zorunda kalmadığım sürece yapmamayı tercih ederim ama arkadaşlarımın birkaç kere başvurduğunu gördüm. Anladım. Dürüstlüğe ve onlara mı önem veriyorsun? Olabildiğince. Zorunda kaldığımda kazanmak biraz daha üste kalıyor. Her şeyin babası Odin. Her ne kadar Aesir'in başındaki baştan da olsa da herkesin ahlak anlayışına uymayabiliyor. Odin bir yanıltmacıdır, bir hilebazdır. Ne kadar savaşçı olsa da, ne kadar bir keskin olsa da o kadar da hilebaz biridir. Ve bu hilebazlık ona oldukça iyi bir şekilde hizmet etmiştir. Herkesin bilmediği sana bir şey söyleyeceğim. Odin, tanrıların Aesir'in başında değilken, Tyr onların şefiydi. Tanrıdan Tyr onların baştanısıydı. Tyr, Odin'in aksine aynı şekilde savaş tanrısı olmasına rağmen onuru, adaleti ve dürüstlüğü yüceltir. Senden de öyle bir hava seziyorum. Sen eğer odağını Odin'den Tyr'a yöneltirsen duaların, yakarışların daha fazla, daha sıkça yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir karşılık olması için öncelikle iki kişinin aynı temeller, aynı değerler üzerinde bulunması gerekir. Bu, tanrılarla aramızdaki olan ilişki kişisel ilişkilerdir. Nasıl
etrafındaki dostlarınla teker teker ayrı ayrı ilişkilerin varsa onlarla da bu şekilde ilişki kurarsın ve bir karşılık oluşturursun. Senin bir yolculuğa çıkman gerek. Ama bu yolculuk için odanın dışına çıkmana gerek yok. Sadece sana içireceğim bir karışım olacak. Yalnız elimde malzemelerin hepsi yok. Kızım Gudrun gereken malzemeleri, mantarları, otları toplayacak. Onun için artık çok fazla yürüyemiyorum. O zamana kadar misafirim olabilirsiniz. Veya köyde dolaşabilirsiniz, gezinebilirsiniz ama çok aynı hareketlerden kaçınmanızı tavsiye ederim çünkü erkeklerin hemen hepsi uzakta savaşta ve kadınlar da tedirgin. Ne savaşı? Karten'e karşı savaşta işte Yarmark. Buradaki erkeklerin çoğu buradaki kendi varlıklarını korumak için savaşmaya gittiler. Sonuçta onların yurdu burası. Bir namus yani davamız kadar eksikti. Anlıyorum. Etiyan kapıları çarmlamaya başlıyor. Arkadaşlarımın diye bakıyorum. Buna saygı duyacağından eminim. Belinizde, evet, dilinize, gözünüze sahip olun. Hayatınızı sikerim. Evet evet. Kesinlikle. Ben şey, bir insight atabilir miyim Etiyan'ın bu söylediğine? Atabilirsin. Yahya, ben çıkıyorum bu sokupa. Bitireceğim şimdi, merak etme. 12. Bir deception atsın. Niyeti farklı olanlar. Niyeti farklı olan var mı? Yok, bir pek fazla bir şey sezemiyorsun maalesef. İyi, herkese güvenebilirim gibi duruyor. Şuradaki odada kalabilirsiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bize gerek yok. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı bu sırada? Eğer köye bir saldıracak olursa bize savunma yardımcı olabilirsiniz mesela. Hay hay. Şeyde kızı size odanızı gösteriyor. O köye saldıracak olanlar bizmişiz. Şey yapıyor. Başlamış zaten saldırı. Yataklarınızı seriyor böyle yere, yer yatakları falan böyle. Ondan sonra şey yapıyor, geri dışarı çıkıyor, işine devam ediyor. Odanın içine fireball atıyor. Geri kalanını haftaya oynayacağız. Vaktimiz bu kadar bugünlük. Bu haftalık. Yeah. Etiyan, sen hatıratını hangi elle yazıyorsun? Onları bir bağlayayım da. Bunu şey yapıyorum. Değerli izleyiciler, bize bu haftada katıldığınız için teşekkür ederiz. Videolarımızı izlediğiniz için, paylaştığınız için, beğendiğiniz için, arka planda background sesi olarak oynattığınız için çalışırken çok teşekkür ederiz. Hafta yine saat 7'de cumartesi günü görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güle güle.